Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, mübarek Ramazan-ı Şerif'in bu ilk cuma gecesinde, gerçi bu cuma gecesi olmuyor, cuma cumartesiye bağladığı için cumartesi gecesi oluyor. Fakat mübarek bir günü çıkartmış bulunuyoruz. Cuma gününden ayrılmış bulunuyoruz. Bu geceki dersimiz epey zamandır takip ettiğimiz fakat bir türlü tabii nihayetine ulaşamadığımız itikat risalemiz ki bu risaleyi mutlaka herkesin ezbere bilmesi lazım. En azından soru cevap yapabilmesi lazım. Hatta ben diyorum kız isteyenlere kız vermeden evvel şu risaleden bir soru cevap yapacağım. İtikatla alakalı deyin. Bakın ondan sonra nasıl ezberlerde gelirler. En azından ehl-i sünnet itikadını bilsinler de iyi nesiller onlardan efendim Rabbim Teala ihsan etsin. Vatanımıza, milletimize hayırlı iyi nesiller, zürriyetler gelmesi için ana babaların itikadını, ehl-i sünneti güzel bilmeleri lazım. Bundan dolayı size her akşam iftardan önce Ramazan-ı Şerif'le ilgili, oruçla ilgili, ahiretle ilgili, cennet cehennemle ilgili bütün bunları bildiriyoruz. Ama şimdi de bu itikadi konular Allah rızası için herkesi haberdar edin, mesaj çekin, telefon edin. Bu mutlaka çok önemli bir derstir. Bu derste ben sırayla insanı kafir eden hususlardan devam edeceğim. Ondan sonra bir adamın ehli sünnet vel cemaat itikadına sahip olabilmesi için nelere inanması lazım? Madde madde bunları zikredeceğim. Bu derste çok detay ve tafsilata girmek istemiyorum. Neden? İlmi bir konuşma olsun. İçerisinde hiç efendim yana bele sapma olmasın. İnsanlar bunu ezberleyecek derecede kavrasın. Evvelki derslerimizde biz önceden yapıyorduk. Sonra Yılmaz abiyle birlikte soru cevaplar da biraz yapıyorduk. İtikadi konularda. Kaldığımız nokta şurasıdır. Akaid-i Nesefi gibi Ehl-i Sünnet mezhebinin muteber itikat kitaplarından olan eserlerde İnsanı hangi şeyler kafir eder, küfre sokar? İnsanı küfre sokacak, kafir edecek hususlar. Bunları detaylarıyla anlatırken dördüncü maddeye geldik. Kısaca şunu diyelim. Birinci madde ayet ve hadislerin görünen manasını bırakıp içinde başka mana aramak. Bu insanı kafir eder. Mesela efendim innemel hamru vel meysuru diyor ki içki, kumar, rizsün pisliktir. Minameli şeytan, şeytan içidir. Fekteni bu bunlardan sakının mesela. Adam kalkıyor diyor ki buradaki içki, kumar diyor falan diyor. Bu diyor dünya sevgisidir. Yok efendim şudur budur. Yoksa bildiğimiz şarap, rakı, bira değildir. Yok efendim buradaki kumar oynanılan kumar değildir. Buradaki kumar efendim yan gelip yatmaktır. Böyle değişik değişik manalar veriyor. Hiç Kur'an'ın zahirinden uyuşmayan manalar vermek insanı kafir eder. Neymiş efendim? Şehru Ramazan ellezi ünzile fil Kur'an. Ramazan, Kur'an Ramazan'da indirildi. Kütübe aleyküm sıyam, oruç size farz edildi. Ne zaman? Eyyamen madudat, sayılı günler. O da nedir? Şehru Ramazan. Üç ayet peş peşe geliyor Ramazan ay. Adam da kalkıp diyor ki efendim buradaki oruç diyor dilini tutmak diyor. Dilini belini tut diyor. Yani dilini tutmak diyor, konuşmamak diyor. Yoksa diyor ne götürürsen götür diyor. Yemek serbest diyor. Ya kardeşim burada ayet var, oruç, Ramazan ayında. Adam diyor yok kardeşim sen anlamazsın. Bunun diyor batını manası var diyor. Bunun gizli manası var. Sen diyor lügata bakıyorsun. Ben diyor hakikatını biliyorum. Neymiş hakikati? İşte diyor millete gıybet dedikodu yapmayacaksın. Millete saldırıp tecavüz etmeyeceksin. Ondan sonra eline, beline, diline işte elinle de vurmayacaksın o yana bu yana. Oruca ne lüzum var diyor ya. Şimdi bunlar kafirdir. Dinsizdir, kitapsızdır, imansızdır, nikahsızdır. Böyle şey olur mu ya? Kütübe aleykümü sıyam, oruç size farz kılındı. Sıyam, oruç, oruç nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe nasıl oruç tutmuş? Değil mi? İmsaktan iftara, yemekten, içmekten, cinsi münasebetten geri durmak. Orucun bir tarifi var. Sen efendim kendine göre işte gıybet dedikodu yapmazsan oruç olur. Ne yersen ye fark etmez. Böyle bir şey olur mu? Bunlar insanı kafir eder. İlk madde bu. Kur'an ve hadislerde geçen lügat manaları, zahiri manalar neyse ona inanacaksın bir defa. Bana göre böyle, şuna göre şöyle. Lügatta böyle ama hakikatta böyle falan. Bunlar insanı kafir eder. Bir.
İkinci madde, kitap ve sünnetteki nasların, yani delillerin delalet ettiği hükümleri inkar etmek. Dolayısıyla delalet ettiği hükmü inkar, yani ne diyor? Hallallahu el-bey'a ve harrama riba, Allah alışverişi helal etti, faizi haram etti. Sen faize efendim helal dediğin anda, helal dediğin anda, helal gözüyle baktığın anda ne yapmış oldun? Ne yapmış oldun? Bu ayeti kerime ki Kur'an'dadır. Bu ayetin ifade ettiği hükmü inkar ettin. Hükmü inkar etmek ne demek? O hükmü getiren ayeti inkar etmek. Ayeti inkar ne demek? Onu indiren Allah'ı inkar etmek. Dolayısıyla zincirleme, trafik kazası, bunlar adamı kafir eder. Efendim hadislerde de bu gibi hususlar vardır. Bunlara da bazı misaller verilmiştir. Yarın ahirette mahşere hem ruhumuzla hem bedenimiz. Ruhu zaten ölmüyor. Berzak aleminde ya cennet bahçesinde kalıyor ya cehennem çukurunda kalıyor. Beden ölüyor, çürüyor. Ondan sonra tekrar diriltiliyor. Beden diriltilecek. Yani cesetler haşredilecek. Şimdi bazı filozoflar, felsefe diyorlar ki cesetler haşredilmeyecek. Yani nedir? Ruhlar dirilecek. Cennet de ruhlaradır. Cehennem de ruhanidir. Cennet de ruhanidir. Dolayısıyla ne yok? Bedene azap da yok, sevap da yok. Beden bitmiş gitmiş, ot gibi. Bunu demek kafirliktir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de veydel vuhuşu huşerat, vahşi hayvanlar bile toplanacak diyor. Vahşi hayvanın da ruhu mu getirecek yani? Demek ki bedenler, cesetler diriliyor. Vahşi hayvanlar, tabii hayvanlar birbirinden kısas yapılacak. İşte boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun meselesi. Ondan sonra onlar toprak olacak. Ama bu demektir ki bütün beden, cesetler dirilecek. اَحْسَبُ الْاِنْسَانَ اَلَّنْ نَجْمَ عَظَامَ İnsan kemiklerini toplayamayacağımızı mı zannediyor? Kemikler nedir? Kemikler ruhta mıdır? Ruhun kemiği yok ki, eti yok, kemiği yok. Ruh şimdi gelir gider, bir uyurum birden çıkar. Ruh bedenle alakalı bir şey değil, yani bedensel bir şey değil. Dolayısıyla niye o zaman Allah Teala kemiklerden bahsediyor? Müşrikler niye men yuhil azame ve yaramim? Kemiği aldı da gösteriyor peygamberimize, bu çürümüş kemiği kim diriltecek? Kul yuhiyellezi yenşâ evvele merrah. Yasin'in sonunda. Onu ilk defa yoktan yaratan Allah o kemiği diriltecek. Bu kemik konusu neden? Demek ki bir yerde et varsa, kemik varsa ne vardır? Beden vardır, ceset vardır, iskelet vardır. Öbür türlü ruhun dirilmesinin bununla ne alakası? Ruh zaten ölmüyor ki. Ayet ve hadislerden açıkça ne anlaşılıyor? Bedenler de mahşerde kalkacak. Fakat birçok, bazı ilahiyatçılar bile bu sapık fikirdedir. Diyorlar ki cesetler dirilmeyecek, ruhlar sadece azap görecek veya nimet görecek. Bu kafir eder adamı, kesinlikle insan kafir olur. Mesela Ayşe annemizin zina suçundan beri olduğuna dair Nur suresinde 18 ayet-i kerime var. Bu 18 ayet-i kerime dururken hala bir insan Ayşe anamız hakkında bir töhmet, Allah muhafaza bir kötü kadın iftirası yaparsa, buna inanırsa kafir olur. Çünkü bunlar hep ayetle sabit. Ayetlerin delaletleriyle sabit, ifadeleriyle sabit. Şimdi üçüncü madde, büyük olsun küçük olsun, bunu geçen Yılmaz abiyle de bunu konuştuk yani geçen cuma, ama sıradan gidelim şimdi biz. Küçük büyük günah oluşu kesin delille sabit olan herhangi bir günah helal saymak küfürdür. Biliyorsunuz başlıca insanı kafir eden üç şey vardır. İstihfaf, istihlal, istihza. İstihfaf İslam'ın bir meselesini hafife almak. Hafife almak yani küçücük. Yani namaz çok önemli bir şey değil. Yani spor yapan için namaz lazım değil. Namaz evde oturup boş boş duranlara yani lazım. Oruç yani oruç. Zaten ben diyetteyim, periz yapıyorum, kilo veriyorum. Yani oruç o rastgele yiyenlere yani, onlar mecburen bari frenlesinler diye yani. Böyle demek. Hac. Hac turizm seyahati yani. Gidersin görürsün bilmem ne. Biz Araplara da para yedirirsin boşuna falan. Haşa ve kella. Böyle laflar söylüyorlar yani. Bunu dediği vakit bunu hafife alıyor yani. Ne yapıyor? İslam'ın şairini, önem verdiği nişanlarını hafife alıyor. Basitleştiriyor, basite indirgiyor. Bu kesinlikle insan burada kafir olur. Zekat. Bu zekat nedir? Haraç mıdır? Nedir ya? Haraç mı istiyorsunuz kardeşim? Devamlı her sene erdi ya. Ne haracı sen? O devlet geliyor, maliyet alıyor başına. Biz zekatı verirsen ver, vermezsen verme. Nasıl olsa zebaniler bekliyor. Ben ne yapayım? Ben zekatı tahsildarı mıyım? Ama sen zekatı böyle haraç gibi görürsen, bu ne ya? Kazanıyoruz, kazanıyoruz, fakirlere, fukaraya yediriyoruz. Enayi miyiz arkadaşlar? Şimdi bu enayi miyiz dedi mi? Enayi değilsin ama gavursun yani. Başka bir çaresi yok. Çünkü zekatı hafife alıyorsun. İstihlal, haramı helal saymak. İçki helaldir dese, sarhoş edici maddeler içilebilir dese
veyahut iki tek atılabilir, sarhoş olma sınırına kadar gelinebilir dese, efendim, faize helal dese, faizsiz ekonomi olmaz, yahu sen ne diyorsun hoca? Faizsiz ekonomi düzelmez, faiz serbest. Yani şu andaki ortamda serbest onu dese o haber vermiş oluyor. Şimdi faiz serbest, o başka, o cümle ihbaridir. Ben de biliyorum faiz serbest şimdi. Onu demiyor. Faiz niye yasak oluyor? Allah bunu niye yasak etmiş diyor. Allah böyle niye yapıyor kardeşim diyor. E şimdi bunu dese ne olur? Doktor demiş ki böbreklerinde taş var, bira içeceksin. Bira böbreği temizlermiş. Bu da diyor ki Allah niye yasak ediyor kardeşim? Ben şimdi böbrek hastayım, bira içmem lazım. Sanki böbreği temizleyecek bu kadar ilaç yok. Efendim tıbbi, bitkisel bu kadar ilaç bitmiş, bir bira kalmış. Canı ekşir istiyor. Ondan sonra Allah diyor bu Allah da niye yasak ediyor bunları ya falan. Bak şimdi harama helal dedi. Bunlar adamı kafir eder. Kesin delillerle sabit olduğu su şekliyle. Yani deminden beri anlattım. Farkındaysanız kesin delilli olanlar. Zina gibi, kumar gibi, faiz gibi, domuz eti gibi. Efendim bunlar yani domuz etinden şimdi domuzun kemiğinden, şuyundan, buyundan, kılından bile fırça. Berberde fırça yapıyorlar ya. Allah Allah. Halbuki hınzır necaseti aynıdır. Yani tamamı necasettir. Tuvaletteki pislik var ya pislik. O pislik tamamı pisliktir yani. Ne boynuzundan, yani boynuzu yok onun belki ama ne efendim tırnağından, ne kılından, ne bir şeysinden, hiçbir şeysinden istifade edilemez. Yağından, şuyundan, buyundan. Allah'ım da kurban olduğum imtihan, her yere bir şeysini sokmuşlar. Her şey de bir şeye yarıyor yani. Ama imtihan işte. E sen dersen ki, olur mu öyle şey ya? Hayvanda ne varmış? Öbürü de hayvan, bu da hayvan. Ne bilsen, o da hayvan, bu da hayvan dersen, o da insan, bu da insan ama o Müslüman sen gavur olursun. Bu kadar farkı var. Yani inanmadığın zaman kafir olursun. Bunun başka izahı yok. Efendim, istihza dalga geçmek. Yani şimdi bak dalga geçmek meselesine gelince İslam ve nişanı sünnet. Mesela sakal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallıydı. Bütün hadis-i şeriflerde kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kessel lihyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı gürdü. Yani bol bol sakallıydı. E sen şimdi peygamberimiz sakalı, sen kalk adama çember sakal, bilmem ne, kirli sakal, bir şeyler bir şeyler. E böyle yapma, dalga geçmek için yaparsa sen kafir, misvak. En büyük sünnetlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Mazale Cibril uyusun ibi sivak. Cibril bana geldi gitti, geldi gitti. O kadar misvakı tavsiye etti ki artık ben ümmetime farz olacak sandım. Velevle ene şukka ümmeti ala ümmeti. لَاَمَرْتُمْ بِالسِّوَاكَ اَنْدَ كُلُّ صَلَةٍ Ümmetime zorluk çıkaracağımı bilmeseydim, her namazın abdestinde Şafiiler namaza başlarken de yaparlar. Bu hadiste çünkü namazda diyor. Biz namazın abdestinde diyoruz. E namazdan evvel, biz de yemek yedikse namazdan evvel de yapabiliriz yani. Her namazda misvak kullanmayı onlara emrederdim. Yani farz kılacaktım ama zorluk olacak. Yani zorluk yapmamak için sünnet olarak kal. Kuvvetli sünnet. Tamam sünnet yapmıyorsun, yapma bir şey değil. Ama adam misvak kullanıyor. Ne soktun o odunu ağzına diyor. Kardeşim şimdi bu senin köyünde bahçendeki odun değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olarak ittikaz edilmiş, edinilmiş. Sen şimdi buna yaparsın. E şimdi sarık. Sarık sünnetti. İmamlar sarıyorlar camide. E cemaat de sarabilir camide. 70 rekattan üstün. 2 rekat sarıksız kılınan namaz, sarıklı kılınan namaz, 70 rekat sarıksız kılınandan üstün. Rekatani bi imam. Hayrun bi seb'ine rekaten bil imam. E ben karımı istemiyorum. Ben malı ikiye satacağım. Öbürü 72'ye satacak. Ben ikiye satacağım. İsteyebilirsin de sünnettir. Terk etsen bir şey yok. Haram değil, günah değil. Ben bir şey demiyorum. Ama sen kalkarsan ne sardın o kafana onu sen? Kafan mı yarıldı? Böyle adama hakaret edersen, hareket çekersen adam sünnet yapıyor. O da diyor ki kafan mı yarıldı? Sargı bezi mi bu? E şimdi sarığa sargı bezi dersen bu şimdi insanı kafir eder. Bakın ben size ana hatlarıyla gösteriyorum. Hatta bir gün İmam Ebu Yusuf'un sofrasında Harun Reşid'in sofrasında İmam Ebu Yusuf Hazretleri de bulunuyordu. Bir yemek vardı. Orada hazırundan tabi ulema, sulaha, kıymetli alimler var. Birisi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı severdi. Kabak derken bu bizim bal kabağı, tatlı kabağı değil. Bu hıyar gibi acur mu diyorsunuz, ne diyorsunuz, böyle uzun kabaklar var ya, yemek yapıyoruz. Medine'de de yetişiyor onlar. Kar'a deniyor Arapçası. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbul kar'a. Çok hadislerde geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı sever. Şimdi adam orada alimin biri sofrada kabak yemeği mi vardı neydiyse. Resulullah kabağı severdi dedi. Oradakilerden biri de kabak gibi kalktı dedi ki ben de hiç sevmem.
Bak şimdi burada kabak sevmek farz değil. Lahana yemek sünnet değil. Yani ben illa burada şunu yersen, şunu yemezsen Müslüman değilsin. Böyle bir şey demiyoruz. Bakın meseleyi doğru anlayın. Başını sonunu dinlemezseniz kopukluk olur. Şimdi bir yerde deniyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı severdi. Hurmayı severdi. Tatlıyı severdi. Mesela. Burada kitaptan konuşuluyor. Tirmizi'den, sünnende bunlar hep hadis kaynaklı. Kainatın efendisinin sevdikleri, yedikleri, baktıkları, giydikleri bunlar hepsi var. Şemail kitaplarında. Şimdi sen Resulullah'ın sevdiğini dedikten sonra bir adam kalktı. Ben de sevmem. Bu ne demeye geliyor? Resulullah'ın sevdiğini sevmem. İmam Ebu Yusuf Hazretleri de müçtehit. Hanefi mezhebinde kadı. O da orada duruyordu. Harun Reşit'e dedi ki tövbe etmezse vur kellesini dedi. Deyince adam ne oluyor ya kabak sevmiyoruz diye. Vay kelle gidecek estağfurullah falan. Adam anlamaya çalışıyor. Cahil. Kardeşim sen kabak yemeyebilirsin. Hurma yemeyebilirsin. Yemek zorunda değilsin. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seviyorsa bir şeyi sevmek durumundasın. Mesela sirkeyi çok sever. Ni'meli damul hallu. Sirke ne güzel katıktır buyurdu. Mesela ben şahsen sirke yiyemiyorum. Bak şahsen yiyemiyorum. Ya midem almıyor, sevmiyorum. Hoşlanmıyorum yani. Beğenmiyorum, sevmeyebilirim. Yani yemek bakımından hoşlanmayabilirim. İçmek bakımından hoşlanmayabilirim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sirke ne güzel katıktır. Ben bu hadis-i şerife iman etmişim. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ne yapıyorum? Kenarına azıcık bir bandırıyorum. Çok az. Sünnet yerine gelsin. Resulullah seviyor. Tamam. İlle ben ondan yani iki kaşık, beş kaşık yemek durumunda değilim. Mecburiyetinde değilim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorduysa ben de seviyorum. O deminki laf yanlış kaçtı. Yani sevmiyorum manasında kullanmadım onu. Sürçülisan oldu. Yani hoşlanmıyorum yemek bakımından yani. Yemesi tadı bakımından hoşlanmıyorum. Bu benim mizaç ve tabiat meselem. Herkesin bir mizacı var. Ama bu demek değil ki sevmiyorum. Resulullah sevdiği için seviyorum ben. Yani nefsani olarak, şahsi olarak hoşlanmayabilirim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği için seviyorum. Onun için de hiç yemeye de biliriz ama bir kenarından bir ucuna daldırıyoruz böyle. Neden? Sünnettir. Resulullah seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İmam Ebu Yusuf ona işaret etti. Resulullah seviyordu diyor, ben de hiç sevmem diyor. Ne demek hiç sevmem? Şimdi Resulullah seviyordu denmese, sen onu bilmesen, o hadis sana rivayet edilmese, normal bir insan ben bunu sevmiyorum diyebilir. Ama hadis rivayet edilip de tam o konunun peşi sıra, sen kalkıp da hemen ben de hiç sevmem dediğin zaman, direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini sevmem olduğu için sonuç çıktı. Adam tabii tevbe etti, estağfurullah dedi. Mesele halloldu, orada bir infaz yaşamadı. Ama burada istihza yani alay etmek, küçümsemek, hafife almak, İslam'la alakalı, Kur'an'la alakalı, sünnetle alakalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı, hanımlarıyla alakalı, şahsıyla alakalı, çocuklarıyla alakalı, giydiği elbiseyle alakalı, kıyafetle alakalı, yüzüyle alakalı, başıyla alakalı, ne bileyim, yaptığı hareketlerle alakalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı oturma şekliyle alakalı, değil mi? Değişik. Hepsi sayılıyor şöyle. Bunların birine alay etmek insanı kafir eder. Onun için üç şey saydık. İstihfaf, hafife almak, istihlal, helal saymak işte. Küçük olsun, büyük olsun. Herhangi bir günahı, yani ama ayetle, hadisle sabit bir günah. Kesin delille sabit bir günah. Helal saymak insanı kafir eder. Dördüncü madde. Haram oluşu kesin delille sabit olan bir haramı önemsememek. Bu da helal saymıyor ama önemsemiyor. Ne demek önemsemiyor? Ya arkadaşlar bu şimdi içki miçki haram varam diyorlar ama yani şimdi haram falan ama ya Allah kerim ya gafur rahim ya içelim arkadaşlar biz mühim değil böyle şeyler. Allah böyle şeylere çok değer vermez ya sen ne içmişsin ne içmemişsin buna bakmaz Allah ya. Getir kardeşim ya içelim ya bu önemsemiyor. Yani haram haram anladık haram ama yani bunlar çok önemli şeylerdi çok kalbin temiz olsun. Kalbin temiz olsun sen onu persillen tursillen. Kalbini yıka, ondan sonra ne içersen iç bunlar önemli değil arkadaşlar ya falan. Ne yaptı şimdi? Haramı önemsemiyor. Efendim, örtünmek. Ya örtünmek, Kur'an'da var, İslam'da var. Zaten yok dese, Stalin gibi kafir olur. Var dese ama önemsemiyor. Ne demek önemsemiyor? Ya işte açık gezmek haram. Ya kardeşim haram ama şimdi yani bunlar çok önemli şeyler değil. Niye çok önemli şeyler değil? Miraç gecesi bu kadar hadis-i şerifler var. Saçlarından ateş çengellerine asılanlar, efendim katran elbisesi giydirilenler. Niye?
namahremden örtünmeyenler diye Miraç hadislerinde okuduk kaç defa. Niye önemli değil? Ya benim kalbim temiz. Komşuya iyilik yapıyorum. Efendim yetim bakıyorum. Kaç tanesi benim? Ben yetim büyüttüm hoca diyor. Ben ne yaparsam yaparım artık. Ya kardeşim sen yetim büyüttün diye sevabını Allah verecek. Ene ve kafirül yetim kâteyni fil cennet. Yetim büyütenle ben cennette iki parmak gibi yan yanayız. Hadis-i şerif var. Bu çok büyük bir müjde. E tamam yetim büyüttün diye sana bütün sınırları serbest mi ettiler ya? Ondan sonra diyor benim diyor kalbim, ben yetim büyüttüm. Sen kendine bak. Böyle şeyler dememek lazım. İnsan der ki, tesettür farzdır. Çıplak gezmek, açık gezmek, avret yerlerini yabancı erkeklere göstermek haramdır. Ben bunun haram olduğuna inanıyorum. Çok da önemsiyorum. Ama şartlar gereği nefsime uyuyorum. İradem zayıf. Allah affetsin. Allah tevbe nasip etsin. Bak bu söz hakikaten Müslüman sözüdür. Hakikaten Müslüman sözüdür. Yani ben ne kadar Müslümanım o da o kadar Müslüman. Hiç şüphem yok. İsterse açık kessin ne günah yaparsa yapsın. Herkesin bir günahı var. Mühim olan yaptığı işi günah bilmek, haram bilmek ve pişmanlık duymak. Keşke emirleri tutabilseydim. Yasaklardan sakınabilseydim. Allah hidayet versin bana. Böyle demek lazım. Ama sen de tabii karşı tarafa Allah seni ıslah etsin ne sapık adamsın. Sen de öyle dememen lazım. Sen de öyle dersen adamı da hortlatırsın. Bu sefer adamın nefis damarına binersin. Nefis damarına bindiğin zaman adam harama helala inandığı halde senin inadına hadi be yok öyle bir şey der. Kafir edersin adamı. En büyük günahkar sen olursun. Hocayım zannedersin. Hacıyım zannedersin. Gidersin kadına erkeğe neyse. Sen namaz kılmıyorsun kardeşim ya. Burada namaz geçiyor. Namaz kılmadın sen. Ne bozuk adamsın ya. Fasık mısın? Neyse. Böyle konuşulmaz ya. Firavuna bile gidin yumuşak konuşun diyor. Rabbim. فَقُولَ عَلَيْهُ كَوْلَنْلَيْنَا Bu ayrı bir şey. Sen de böyle deme hakkına sahip değilsin. Hiçbir günah işleyene kalkıp sen bozuksun, fasıksın, sapıksın deme hakkına hiçbir Müslüman sahip değildir. Bu ayrı bir şey. Ama bir ortamda, bir gündemde, bir konu geldiği zaman da bir günah yaptığı sabit olan yani teşhir olan, açıkta işlenen bir günahın karşısında adam ne demesi lazım? Demesi lazım ki ben haram işlediğimi biliyorum ve bunu önemsiyorum. Allah hidayet versin, tevbe nasip etsin. Bunu dedikten sonra hiçbir günahı yapmak insanı kafir etmez. Ama haramı helal saymak, ama günahı helal saymak ve haramı helali önemsememek nedir bunlar ya bunlardan bir şey çıkmaz, boş verin bu işleri falan gibi laflar etmek insanı kafir eder. Şimdi ayet ve hadislerde sabit olan bütün meseleler buna kıyas edilebilir. Sadece bu mesele değil. Yani biliyorsunuz 6666 ayet küsuratı ihtilaflı olmakla beraber bu kadar ayet vardır. Bunların hepsine inanmak farzdır. Herhangi bir ayette geçen velev ki kıssa olsun. Yok Ad kavmi yoktu, Semud kavmi yoktu. Yoktu dese de kafir olur. Vardı diyor Kur'an. Allah cümlemizi inkardan muhafaza eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kardeşlerim geçen bölümden devam edecek olursak insanı kafir edecek, Müslümanı dinden çıkaracak, mürtet yapacak, dinsiz kılacak maddeler. Bunların size ilaç bunlar. Bak şunları dinlemek var ya namaz kılmaktan önemli. Niye? Senin burada sakatın varsa kıldığın namaz boşuna, tuttuğun oruç boşuna, gittiğin hac boşuna, ümre boşuna, zekat boşuna, hanımınla nikahın yok. Anlatabiliyor muyum durumun vehametini? Ne kadar sıkıntı var? Ya burada ben size şunu yapın bunu yapmayın da dedim. Sadece inanmak. Para yok, pul yok, bedava, hareket yok, namaz yok, oruç yok. Sadece inanmak, inanmak kafa işi, beyin işi. Bu kadar bedava kolay iş. Bunu da yapamam hoca efendi dersen sen kaşınıyorsun. Ben ne yapayım sana sen? İlla kafir olmak mı istiyorsun? Muhterem dinleyenlerimiz, bu maddeleri lütfen belleyiniz. Beşinci madde, şeriatla alay etmek küfürdür. Şimdi şeriat meselesi çok kar olsun şeriat şudur budur bağırırlar çağırırlar. Ya şeriat ne? Hani mesela herkes der şeriat evindeyiz. Ne demek şeriat evindeyiz? Yani karı kocalık olsun insanın cinsi münasebeti hepsinde ne var? Şeriatta ayıp yok derler mesela. Ne demek ayıp yok? Adama diyorsun ki şu iş helal bu iş haram. Bazı kere yatak odasından da bahsediyorsun. Banyodan da bahsediyorsun. Ne yapacağız yani? Ayıp yok. Ne demek? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Bunlar atasözlerimizde geçiyor. Yani Allah hüküm vermiş. Hırsızın kolunu keseceksin. Şimdi neden bu? Asayişi temin için mesela. Şimdi şeriat Kur'an'da var mı yok mu? Kur'an'da var. Nerede var? Câsiye suresinde var. Birkaç tane var. Maide'de de olacak. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَ Hepinize her ümmete, Adem Aleyhisselam'dan beri her ümmete bir şirat ve minhac yani hükümler
manzumesi, emirler ve yasaklar mecmuası tayin ettik. Şimdi ama orada şirat kelimesi geçiyor. Hoca efendi bu şirat demiyor. Şirat diyor, sen burayı karıştırıyorsun. Tamam, o zaman sana Câsiye suresinin 18. ayette okuyalım. Ne buyuruyor? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَتَّبِعْهَا. Aslında şeriat lügat manasında yol demektir. Yol. İzlenecek, takip edilecek yol. Her biliyorsunuz peygambere şeriat verilmiş. Tabii her peygambere verilmemiş ama diğer peygamberler önce verilene tabi olmuşlar. Burada mesela ne diyoruz? Musa Aleyhisselam'ın şeriatı diyoruz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ne var? Buradan bir tokat attıkları zaman bu tarafı da çevireceğim, bir de buraya at diyeceksin. Allah'tan bizim şeriatta öyle bir şey yok. Bizde bir tokata bir tokat çakabilirsin. Ama İsa Aleyhisselam da bir tokat dedin diyor, bir de burayı çevireceksin diyor. İsa Aleyhisselam da bir de buradan yiyeceksin diyor. Buyurun efendim, atabilirsiniz diyeceksin diyor İsa Aleyhisselam. Şeriatı öyle. Şimdi bak, şeriat diyoruz. Din demiyorum farkındaysanız. Niye? İnnet dini indallahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Bunu karıştırıyorlar. Onun için işte efendim İbrahim'i dinler, semavi dinler, halt etmişsiniz sizler. İbrahim'i dinler yok. İnnet dini indallahil İslam, tek din İslam. Mâ kâne İbrahim Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen. İbrahim Yahudi Hristiyan değil. Velâkin kâne hanîfen Müslüman. Müslümandır diyor Kur'an. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim Müslümandır. Bütün Yakup Aleyhisselam ki İsrail'in adı Yakup Aleyhisselam'dan geliyor. Yakup Aleyhisselam bütün çocukları, İsrailoğulları onun 12 çocuğundan 12 kabile geliyor. Hepsine diyor ve nehnü lehu müslimûn. Kur'an'da kaç yerde geçiyor Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının sözleri. Biz Allah'a teslim olduk, Müslümanız diyor. Tek din İslam. Onun için İsa Aleyhisselam'ın dini demiyorum. Bak dikkat edin. İbrahim'i dinler safsatasına son versinler. Son vermezlerse Allah onların Müslümanlığına son vermiş zaten. Ve insanları kandırmasınlar. Millet bunlara uyansın. Bak hepiniz agah olun. İlahi dinler dediği anda hemen de hoca efendi, profesör, doçent demem ha. Yanlış konuşuyorsun. Niye? İlahi dinler yok. Tek din İslam diyor. Men yebtegi gayral İslam dinen felen yukbelem. İslam'dan gayri din arayanın dini diyaneti asla kabul edilmeyecek. Sen ne konuşuyorsun? İlahi dinler yok. Semavi gökten dinler yok. İbrahim'i dinler yok. İki de bir buluşuyorlar Urfa'da, Murfa'da, Mardin'de bıktık ya. İbrahim'i dinler, İbrahim'i dinler ya. Yok böyle bir şey. Kur'an diyor İbrahim Müslümandı. Sen diyorsun ki Yahudiler de İbrahim Aleyhisselam'a bağlı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın o zaman Yahudilik de ondan, Hristiyanlık da ondan demiş oluyorsun sen. Kur'an'a ters düşüyor. Kafir oluyorsun ya. Şeriatlar diyebilirsin. Bak din diyemezsin, şeriatlar diye. Şeriat ne demek? İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında şöyleydi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında böyleydi. Mesela Musa Aleyhisselam'ın şeriatında şöyleydi. Oruç farklı, namaz, rekatlar farklı ya. O şeriatlardaki değişikliği konuşuyoruz. Bizim şeriatımız da böyle. Şeriat bu. Yani ahkam, hükümler, helallar, haramlar, emirler, yasakların toplamı. Biz Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni emri dinden olan, yani din işlerini tanzim eden bir yol üzere, şeriat üzere yerleştirdik. Fettebi'ha, sen ona uy. Sen o yola tabi ol. Ve la tettebi'e ehvâllezîne lâ ya'lemûn. Bilmeyenlerin kafadan uydurdukları arzularına, boş keyiflerine, isteklerine tabi olma. Bilmeyenlerin keyfi çok. Ne demek? Hevaları çok. Kendi kafasına uyduruyor. Bu şöyle olsun, bu böyle olsun, bu serbest olsun, bu yasak olsun. Amerika böyle dedi, İtalya şöyle dedi, İsviçre böyle dedi, Fransa böyle dedi. Bana ne bilmeyenler, Allah'tan dinden haberi olmayanlar helal etmişler, haram etmişler. Ben Allah'a bakarım. İnnehum le yuhnu anke minallahi şeya. Habibim, Allah seni yakaladığı zaman bütün dünyanın gavuru bir araya gelse seni Allah'ın elinden alamazlar, seni kurtaramazlar. Sen Allah'ın dinine bak. Ve innez zalimine ba'duhum mevliya ba'z. Zalimler, kafirler birbirinin dostudur. Vallahu veliyul muttakin. Allah da takva sahiplerinin dostudur. Velisidir, haramlardan sakınanların sahibidir, yardımcısıdır. Şimdi, şeriatla alay etmek küfür. Ne demek kafirlik? Bir insan şeriatı tatbik edemeyebilir. Bak, tatbik edemeyebilir. Şartlar el vermez. Tatbik edemediği noktada ikiye ayrılır. Zaruret var da mecburiyetten edemiyorsa, zoru varsa mazur olur. Keyfi tatbik etmiyorsa mesul olur. Ahirette azabı var. Ama kafir olmaz. Tatbik etmemekle kafir olmaz. Amel etmemekle kafir olmaz. Ama ve lakin bir insan dese ki şerata inanmıyorum, eşittir Kur'an'a inanmıyorum olur.
eşittir Câsiye suresinin 18. ayetini reddediyorum olur. Alay da etse böyledir. İslam nişanlarıyla da alay etse böyledir. Böyle namazla, cemaatle alay etse böyledir. Mesela eskiden filmlerde oluyordu yani. Böyle imam selam vermiyormuş da böyle duruyor. Arkadakiler bunalıyor. Birisi kalkıyor imamın kulağından tutuyor kafasından. Bir bu tarafa çeviriyor. Bir bu tarafa selam verdiriyor. Millet ha ha ha. Başlıyorlardı gülmeye. İşte bu filmler, bu diziler bu şekil İslam'la alay eden şeyler insanı kafir eder. Şeriat, İslam, Kur'an, din eşittir. Hepsi bir. Bunu şimdi millet ne zannediyor biliyor musun? İslam, namaz, abdest, şeriat, kafa kesmek. El kesmek. Değil. İslam neyse şeriat, o şeriat neyse İslam, ama bunların birbirinden farkı yoktur. Bu yanlış anlayışa son vermek lazım. E hırsızın kolunun kesileceği Kur'an'da Maide suresinde ellerini kesin ayeti, hırsızlık yapan erkeğin kadının bu efendim ayet-i kerimede sabittir. Maide suresinde bunu ben söylemiyorum ki, Diyanet'in, bana inanmıyorsanız Diyanet'in mealini açın. Orada da yazıyor. Efendim bugün bu tatbik edilmiyor. Edilmemesi ayrı meseledir. Senin ona inanman ayrı meseledir. Sen buna inanıyor musun, inanmıyor musun? Allah'ın hükmü bu. Bu hususta Allah'ın hükmü bu. İnandım. Ya tatbik benim elimde değil ki zaten. Zaten şahıslar, fertler bunu tatbik edemez. Bu mahkemeye intikal etmelidir. Mahkeme bu kararı vermelidir. E şimdiki mahkemede böyle bir hüküm zaten madde yoksa, o ona hüküm veremiyorsa, o bize alakadar etmez. Biz Kur'an'da bu var, biz buna inandık. Biz bunu anlatıyoruz. Kardeşim şu anda biz bunu anlatıyoruz. Yoksa gidip de hırsızın kolunu tut kes demedik ki sana. Senin yapacağın iş mi bu? Zina dene 100 sopa Kur'an'da var. Ezzaniyet ve ezzani feşidü kulle vaadi mülümamiyete celle. Sakın da acımayın diyor. E şimdi bu ayeti kerime var. E şimdi biz bu ayeti inkar edebilir miyiz? Reddedebilir miyiz? İşte şeriat, yani bu gibi şeylere şeriat diyorlar. E tamam da aynı zamanda Kur'an bu. Yani şeriat Kur'an'dan ayrı bir başka bir şey mi geldi? Kur'an'ın içinde, İslam'ın içinde, dinin ortasında, kitabın ortasında. E şimdi bir hırsız kolu kesilse memlekette hırsız kalır mı? 650 sene Osmanlı'da 30 tane mi ne kol kesme vakası olmuş. E millette kapısı penceresi açık yatıyormuş. 30 tane bak. E şimdi her mahallede 30-40 tane mevcuttur. E ne yapacağız? E önleyen ancak hapishane yapmaya devam et. Adliye sarayı hapishane. Başka çare yok. Çünkü Allah Teala böyle buyurmuş. Efendim zina da böyle buyurmuş. E ben ne yapacağım? Ama sen önüne gel. Gel sen zina ettir, al sana sopa. Olur mu öyle sokak ortasında sopa? Bu mahkeme işidir. Şu andaki mahkemelerdeki maddelerde bu yok. Yoksa bir şey yok. Sen de Allah'a tevbe et, istiğfar et. Ben zina yaptım. Allah'la aranda tevbe et. Gidip de mahkemeye ben zina ettim, gel bana 100 sopa vur demene bir lüzum yok ki. Ama Allah'ın hükmü, yani bunlar siyasi cezalar, caydırıcı cezalar, engelleyici cezalar bakımından bu konu konuşuluyor. Şu anda bu yürürlükte değil. Yürürlükte olmayabilir. Yürürlükte olmaması bizim onu inkar etmemizi gerektirmez. Biz diyeceğiz ki Allah'ın kitabındaki ayetler bunlardır. Biz Kur'an'a inandık, şeriata inandık. Ha, amel edebiliyor muyuz? Kısmen ediyorsun, etmiyorsun. Niye etmiyorsun? Mecburum ben, şey yapamıyorum ki. Elimde değil, zoraki ben bazı şeylere zorlanıyorum. O zaman senin mesul değilsin, seni zorlayanlar mesul. Ama elinde imkan var İslam'ı yaşama, şeriatın hükümlerini. Şeriat dediğin zaman, affedersin, tuvalete sol ayakla girilmesi de şeriat. Tuvaletten sağ ayakla çıkılması da şeriat. Hanımından hayız halinde birleşmemek de şeriat. Nifaslı kadınla cinsi münasebet yapmamak da şeriat. Şu tuttuğun oruç, efendim kıldığın teravih de şeriat. Yani bu bir bütündür. Sen bunu sadece kafa kesmek, el kesmek diye böyle bir korkutucu mahiyete bürüyerek, insanları ondan nefret ettirip soğutarak, ondan sonra kahrolsun diye bağırarak bir yere varamazsın ki. Onun için insanlara ilim verelim. Doğruyu bildirelim. Câsiye suresinin 18. ayetinde geçen şeriat kelimesi vardır. Şeriat İslam demektir. Eşittir din, eşittir Kur'an demektir. Dolayısıyla bunların birbirinden farkı yoktur. Biz Allah'ın gönderdiği her şeye iman ettik. Bunu diyeceksin. Aksi takdirde ne olur? Alay edersen, dalga geçersen, böyle hareketler yapar. Geçen mesela o teröristlerin PKK'lılar mı ne bir şey gösterdiler haberlerde. Namaz kılıyorlar. Namaz kılarken böyle dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Biri imam olmuş. Arkadan üçü bir, efendim ha iyi bir şeyler yapıyorlar namazın içinde. Haberlerde gördük bunu. Hepimiz. Görüyorsun işte zaten
Mehmetçiğe, askere, polise kurşun atacak, atan Müslüman olur mu işte? Bunların ne zındık ne gavur olduğu oradan ortaya çıkıyor. Adam namazda dalga geçiyor. Namazdan alay ediyor. Dağda, bayırda neredeyse işte çekmişler, bir görüntü almışlar. Haberlerde ben seyrettim mesela. Belki siz de gördünüz. İşte bunlar alay etmek yani. Adam namaz kılmasa kafir olmaz. Ama kılarken böyle hareketler yapsa, ha iyi yapsa namazda falan, milleti güldürme. Ha şu var, gülünç bir şey duydu da namazda dayanamadı, patlattı gülmeyi. O başka. Onun abdesti bozulur. Kahkaha sesi duyulursa abdesti de namazı da bozulur. Sesi duyulmazsa, kahkahayla gülmezse de namazı bozulur, abdesti bozulmaz. Tekrar namaza durar. Sesi de çıkarsa, kahkaha atarsa abdesti de bozulur. O başka dayanamadı, başka bir adam. Ama bu namazın kendisiyle dalga geçiyor. Ha, böyle yapıyor. Bunlar zındıktır, kafirdir. Dolayısıyla bunları güzel anlayalım. Altıncı madde. Allah-u Teala'dan ümit kesmek kafirliktir. Bir insanın ne kadar günah olursa olsun. Bakın her günah yapmış. Artık anlatamıyorum. O kadar günah çeşitleri var ki en pisini bile düşünebilirsiniz. Yani bir insan ne bileyim, babasını öldürmüş ya. Anasını asmış yani. Böyle günahlar var. Var. Ama yaptığı için haram olduğunu inanıyor. Nefsine uymuş, sinirlenmiş bir şeyler. Şimdi bu adam bile ben kesin cehennemliyim, cennete ebediyen giremem diye ümidi kesmeyecek. Çünkü neden? Tevbe kapısı açık. Tevbe kapısı açık. Hangi günah olursa olsun ümitsizliği mucib olmaz. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah innehu la yeyesu min ruhillahi illel kavmul kafirun. Allah'ın rahmetinden ancak kafir topluluk ümit keser. Demek ki bir adam ümidi kesti mi kafirdir. Ne demek ümidi kesme? Ben kesin cehennemliyim. Ben ebedi cennet yüzü görmeyeceğim. Ben çok günahkarım. Ya konuşma böyle. Allah Teala kurban olduğum ne kadar günahkar da olsan sana diyor ki ümidi kesme. Ümidi kesme. Kafir olan başka. Kafir zaten. Ümitli olsan olur, ümitsiz olur. Ama Müslüman ne kadar günahkar olsa ümitsiz olmayacak. Evet. Yedinci madde. Bir kimsenin kesin olarak cennete gireceğine inanması şeklinde Allah-u Teala'dan emniyet, yani emin olmak, kendini güvencede hissetmek küfürdür. Yani ne demek? Kafirlik. Efendim, ben cennet kuşuyum. Ben kesin cennetliyim. Ben vallahi cennete gireceğim. Bu şekil kimse diyemez. Bakın, bazı ayetlerde, hadislerde de müjdeler var. Şunu yapan cennetliktir. Teravih kılanı geçmiş günahlar affoldu. Oruç tutan cennete girdi. Tamam. O genel hükümdür. Özele indirgediğin zaman da madem öyle, gel böyle. Ben de namaz kıldım. O halde ben cennetliyim. Şimdi sen oraya kadar getirirsin. Yani namaz kılanlara, oruç tutanlara cennet vaat edilmiştir, cennetliktir. Oraya kadar getirebilirsin. Ama oraya geldiğinde durmalısın. Yani işi kendine kadar getirmemelisin. Döneri kendine yağlı tarafından kesemezsin. Yani senin garanti cennetlik olduğuna kimse teminat veremez. Neden? Sonun belli mi? Nasıl öleceğin belli mi? Belki bir zaman sonra namaz, abdest, oruç dümdüz gideceksin. Belki hepsini inkar edeceksin. Ondan sonra belki de sen ne yapacaksın efendim? Kafir öleceksin. Son nefesinde ben inkar ediyorum, İslam, Kur'an, şeriat tanımıyorum diyeceksin. Kafir olacaksın belki. Onun içindir ki Allah Teala ne buyuruyor? Efeminu mekrallah. Onlar Allah'ın azabından emin mi oldular? Kendilerini garantide mi hissettiler? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın azabından ancak iki canını kaybetmiş, husrana uğramış topluluklar emin olabilir. Bundan dolayıdır ki bir Müslüman hiçbir zaman ben garanti cennete girdim, cennetliyim diyemez. Ha cehennemden günahım kadar yansam da çıksam da girerim cennete, mutlaka cennete gireceğim Müslümanım, onu da diyemez. Kendi için diyemez. Niye diyemez biliyor musun? Ya Müslüman öleceği kesin değil. Hepimizin, hangi birimizin Müslüman öleceğimiz kesin değil. Bundan dolayıdır ki Ebu Bekir Sıddık bile radıyallahu anh ne diyor? Bir ayağımı cennete koysam öbür ayağım dışarıda kalsa güvenmem diyor. Ya derlerse çek o ayağını dışarı. İki ayağımı sokarsam o zaman garanti ayet var, daha çıkmak yok diyor. Ebu Bekir Sıddık aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenenlerin başında geliyor. O bile güvenemem diyor. Sen hala diyorsun ki teravih kıldım cennetliyim. Yapma böyle. Ama
Namaz kılan, oruç tutan cennete girer. Başka. Kendine geldiği zaman Allah iman selameti versin. Allah ecrimizi zayi etmesin. Allah cennetin nasip etsin. Ümitli olmak lazım. Korkuyla ümit arasında dengede olmak lazım. Bir tarafa ağır bastırmamak lazım. Korku ağır basarsa yeis gelir, ümitsizlik olur, insan kafir olur. Ümit tarafa ağır basarsa emin gelir, garanti cennetliğin inancı gelir. Bu da insanı kafir eder. Müminin korkusuyla ümidi tartılsa denk gelmelidir. Allah bize bu dengeyi muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadının hassas noktaları ve insanı bu itikattan ayıracak, hatta Ehl-i Sünnet değil, dinden çıkaracak hangi meseleler olduğunu maddeler halinde zikrediyoruz. 8. madde nedir? Kâhinlerin gayba dair verdiği haberleri tasdik etmek küfürdür. Oo, bu da bir acayip şey. Kâhin ne demek şimdi? Kâhin, gelecek zamanda vuku bulacak gayba dair hadiseleri haber veren bir takım sırlar bildiğini ve gayb alemine ait bilgilere vakıf olduğunu iddia eden kişi. Bu da çok acayip, toplumumuzdaki bir maraz, bir hastalık. Böyle müneccimlere, fal bakanlara, yıldıznamecilere, şuna buna gidiyorlar. Efendim, ondan sonra onlara bir şeyler soruyorlar. O da diyor şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar da tasdik ediyorlar, inanıyorlar. Bu tasdik de insanı dinden çıkarır diyor. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta rivayet edilen sahih bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki men etâ kâhinen, kim bir kâhine giderse. Kâhin yani işte gelecekten haber veren. Ev arrafen yahut arrafa giderse. Yani yıldız falına bakıyor. Yıldız falına bakıp da gayb ilmini bildiğini iddia ediyor. Yani geleceğe dair bir şeyler bildiğini iddia ediyor. Mesela kayıp. Kaybını soruyor falan. Gerçi kayıp bazı kere kayıp olduktan sonra gayba girmiyor artık. Çünkü o zaten olmuş bitmiş bir hadise de. Geleceğe dair haber verenlere giderse. Fasaddekav bimâ yekûl. O da ona bir şeyler söylerse. Bu da onun dediklerini tasdik eder, doğrular ve inanırsa fakat kefere bimâ enzelallâhu alâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Muhammed'e indirdiği dine, kitaba küfretmiş olur. Yani inkar etmiş olur. Yalnız burada bir izah yapmam gerekecektir. O da şöyledir. Şimdi burada bir insan ben gaybı Allah'tan öğrenmeksizin, Allah tarafından bir ilme, bir bilgiye, bir tecrübeye, bir hesaba, kitaba dayanmaksızın, kendiliğimden gaybı bilirim diyorsa, biri de buna inanıyorsa bu kıpkızıl kafirdir. Fakat bir insan, efendim benim tecrübelerim var, bu tecrübelerime göre, deneyim yani, bu deneylerime göre, şöyle olursa şöyle oluyor şeklinde bir tahmin. Ona bakarsan hava raporuna da inansan gavur mu olacaksın yani şimdi? Şimdi adam ne diyor mesela? Yarın diyor hava diyor bulutlu diyor, güneşli diyor, 40 derece 50 derece bir şeyler diyor. Bazen tutuyor bazen tutmuyor, ıskalıyor geçiyor. Ama ve lakin şimdi adam, ama ne diyor adam, diyor ki hava raporu tahmini diyor, bak. Tahmini diyor. Şimdi tahmin dediği zaman sen de bu tahmine inanırsan kafir olmazsın. Çünkü adam zaten ne demiyor? Bu ilimdir, kesindir, ben de Allah gibi bilirim demiyor ki. Tahmin diyor. Yani ya tutar ya tutmaz. Şimdi bundan dolayı bir insan hemen kahve falına bakıp da bir şeyler söylese, öbürü de ona ya öyle mi falan dese, sen demin vay sen gavur oldun, zındık oldun deme. Çünkü neden? Burada o kahve falına bakan kişi diyor ki burada benim tecrübelerim var, sezgilerim var, bulgularım var veyahut efendim tevarüz ettiği, birilerinden öğrendiği bazı ipuçları var. Bu böyle olursa böyle olur. Şimdi buna daha açık bir misal verelim. Her gayıp bilgisi buna girmez. Mesela diyor ki yarın güneş tutulacak. Bu da yarın gayıptır. Ay tutulacak. Adam buna inanıyor. Kafir mi olacak şimdi? Çünkü neden? O bir hesaba dayalıdır. Güneş ve ay sistemi, gezegen sistemlerinin nizamının, düzeninin Allah Teala öyle bir kurmuş ki hiç bozulmuyor, aksamıyor.
Bu nizamı takip eden hesapçılar, gök bilimcileri, astronotlar, işte astronomi ilmine uğraşanlar ne diyorlar? Takvim bile öyle ya. Yarın güneş şu dakikada doğacak. Ne biliyorsun da o dakikada doğacak? Kayıptır. Ama bu bir hesaptır. Allah'ın hesabı şaşmaz. Onun için her kayıptan konuşanı dinlemek, tasdik etmek insanı kafir etmez. Bunu da biraz detaylandıralım. Dallandıralım yani, izah edelim. İzahsız bu konuyu konuşuyorlar bütün millet. Bu yanlış oluyor. Mesela bazı ilmi nücum, yıldız ilmiyle uğraşan ne diyorsunlar onlara? Efendim, astrolog. Bu adamlara gidiliyor. İşte burçlar var. Bu burçların insan üzerine tesiri, etkisi var. Ondan sonra efendim adamın doğduğu ay, gün, saat. Bunda tabii burçların, gezegenlerin etkisi var. Allah'ın tesiriyle, Allah'ın tesir ettirmesiyle gökteki cisimlerin, yerdeki cisimler üzerinde etkisi var. Sen güneşin dünyaya etkisini inkar mı ediyorsun? Ayın, yıldızların etkisini inkar mı ediyorsun? Hadis-i şerifte ne diyor? İzâ talâ'a Süreyya, ülker yıldızı, küme yıldız o. Süreyya doğduğu zaman rufi'atil âhetü minelâr, topraktaki bela kalkar. Yani mahsullere vuran topraktaki afet kalkar. Hadis-i şerifte bu beyan edilmiş. Bu demek değil ki ülker yıldızı bunu yapıyor, yaratıyor, haşa. Bu demek değil ki güneş bu sebzeleri yaratıyor, bitiriyor, büyütüyor, haşa. Allah güneşi sebep etmiş, ayı sebep etmiş, yıldızları sebep etmiş, burçları sebep etmiş. Tebârekellezî ceâle fissemâ burûca, gökte burçlar yaratan Allah. Hayır bereketi çoktur Allah'ın. Ya dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Burçlardan bahsediliyor. Şimdi bunların etkileri var. Dolayısıyla adam astrolog. Astrolog da diyor sen hangi gün ne vakit doğdun? İlmi nücum, yıldız ilmi. Adam diyor şu ay, şu gün, şu saat. Saat de muteber burada mesela. Öğlen saati mi doğdun, sabah mı, gece mi? Ona göre diyor işte senin yıldızına göre, burcuna göre şöyle şöyle şeyler senin hakkında bekleniyor. Bunu dese, bu adam da buna inansa bu kafir olmaz. Niye kafir olmaz? Çünkü neden? Bu adam aslında ilmi nücum İdris Aleyhisselam'a öğretildi. Bunların hepsini Allah öğretti. Yani kalemle yazmayı da kim öğretti? İdris Aleyhisselam'a. Terzili İdris Aleyhisselam. Birçok peygamberlere Allah bazı ilimler öğretti. Bu ilimler aslında İsmail Hakkı Hazretleri de Ruhul Beyan tefsirinde beyan ettiği üzere ilmi nücum haddi zatında şaşmaz. Şaşmaz ne demek? Ne demek şaşmaz? Güneş tutulacak diyor. Şaşıyor mu? Ay tutulacak. Şaşıyor mu? Güneş şu dakikada doğacak. Şaşıyor mu? Hiçbiri şaşmıyor. Takvimler şaşıyor mu? Bunlar da gelecek. Niye şaşmıyor? Hesap doğru yapılmış. Düzgün hesap yapılırsa şaşmıyor. Haddi zatında şaşmıyor. Ama sen Şubat'ta doğdum dersin de anan Şubat'ta demiş sana. Sen Ocak'ta doğduysan. Yahut adam hesabı yaparken sen öğlende diyorsun halbuki sabah doğduysan. Yok efendim balık burcumdan diyorsun. Belki de benim gibi alık burcumdan diyorsun. Ondan sonra ne olacak? Başına gelmeyen kalmayacak. Adam da sana verecek bir rapor. Ondan sonra gittim bilmem ne bilmem ne. Şimdi demek istiyorum ki bir insan, mesela cinler. Bazı insanlara cinlerden haber gelir. Ama cinler geleceği bilir mi? Bilmez. Süleyman Aleyhisselam ne yaptı? Vefat edecekti. Cinlere de Mescid-i Aksa'yı yaptırmaya başlamış. Dedi ya Rabbi cinlere bütün mermerler taşıttırıyor, cevherler, denizlerin dibinden, şeytanlar yani, cin şeytan. Bunlar denizin gidiyor dibinden bir bin metre, o 5000 metreden çıkarıyor kayayı getiriyor ya. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bunlar. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَهُوسُونَ لَوْ Şeytanlar diyor, onun için dalgıçlık yaparlardı diyor. Denizin en dibine dalarlardı diyor. Enbiya suresi. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ Daha ne işler yaparlardı? Onlara ne o kocaman direkleri taşıttırıyordu. Ama caminin inşaatı bitmedi. Süleyman Aleyhisselam'ın eceli geldi. Dedi ya Rabbi dedi ben bu değneğimin üzerine böyle dayalı vaziyette ayakta öldür beni canımı al. Ecel ileri geri yapmaz. Ama dedi ben böyle ayakta durayım. Bunlar bana bakarlarsa ara sıra çıkamasam da beni ayakta görürlerse işe devam ederler. Bir sene öyle kaldı. Bir ağaç kurdu bastonunun içine girdi. Güve ağaç kurdu yiye tam bir senede baston tak dedi kırıldı. Süleyman Aleyhisselam düştü. O zamana kadar Süleyman Aleyhisselam böyle ayakta duruyor. Baston elinde. Ruhun çıkmış. Şimdi cinler şeytanlar çalışıyor. Irgat gibi canları çıkmış. Çok da zor işler. Arada diyorlar ki bu Süleyman diyorlar hiç kontrole de gelmemiş falan. Belki de ölmüştür. Bir gidelim bakalım üst üste biniyorlar çıkıyorlar. Sarayın şeyinden bir Süleyman Aleyhisselam yere bir bakıyorlar. O bakan diyor ki çalışın çalışın ayakta duruyor devam. O öldüğünü anlamıyor. Şimdi Allah Teala bunu niye delil gösteriyor Kur'an'da? Tebeyyenetil cinnu cinler anladı ki ellev kânü yâlemûnel gayb gaybı bilseydiler
Mâle bi fil azâbil buyûn. O alçak edici azapta, yani o zor çalışma içerisinde bir sene boşuna ırgat gibi çalışmazlardı. Yani cinler ne anladık, ey gidi dediler, biz de her şeyi biliyoruz, gaybı biliyoruz zannediyoruz. Daha adamın ruhunu Allah almış, bilmiyoruz. Bir senedir de çalışıyoruz adamın korkusuna. Anladın mı? Dolayısıyla cinler gaybı bilmez. Şimdi gaybı bilmez ama senin cüzdan çalındı. Evden sürahi gitti. Kayboldu. Kese gitti. E şimdi bu gitti. Bir de bizim buralarda cinler var. Onlar görüyor şimdi buradan. Adam aldı bir şey gidiyor. Nasıl ki kamera gibi. Kamerayı koyuyorsun ondan sonra kameraya bir bakıyorsun. Aa, almış adam. E cin, kameraya ne lüzum var? Cin kendisi burada zaten duruyor. Cin burada adamın aldığını keseyi görüyor. Ondan sonra gidiyor peşine nereye koyduğunu da görüyor. Ondan sonra geliyor bir cinli adama söylüyor. Bazı cinciler var böyle diyor ki senin diyor cüzdanın şurada. Git şurayı kaz veya şunu çıkar. Adam da gidiyor eliyle koymuş gibi buluyor. E şimdi hani gaybı biliyor? Ya bu gayb değil ki. Neden? Çünkü cin gördü onu da olmuş bu gelecek değil ki. Cin onu gördü. Canlı yayında seyretti. Ondan sonra koyduğu yeri gördü. Geldi cinciye söyledi. Dedi ki efendim bu adam bunu buraya koymuş. Fakat bu cincilerin her lafına inanmaz tabii. Bazı kere de çok yalan çıkar. Bir de ispatı olmayan şeylerde cinler de çok yalancıdır. Çok yalan söylerler. Ona bir tane iki tane doğru söyler. Arada 50 tane de yalanı katar. Adamın da bir tane doğru tuttuğu zaman millet ona bir inanır, bir bağlanır. Ondan sonra 50 yalanı yutar. Bu işler böyle. Amma ve lakin sen şimdi hemen bu gaybı nasıl bildin? Yahu bu gayip değil. Gayip yani senin gözünün önünde olmadı. Sana gayip. Cin orada seyrediyordu. Cine gayip değil. Ne gibi? E bir adam orada başka bir adam görse kayıp oluyor mu? Sonra adam geliyor diyor ki ben gördüm diyor. E senin görmemen onun da görmemesini gerektirmez ki. Anlatabiliyor muyum? Bu işleri doğru bilmek lazım. Bu noktada mühim olan şudur. Allah'tan başka bütün kayıpları kimse bilemez. Bazı kayıpları Allah'ın bildirmesiyle bilir. Bildirmesiyle. Allah ne yolla bildirir? Allah ne yolla bildirir? Allah Teala bazı farklı yollarla bildirir. Evliya olur, keramet yoluyla bildirir. Mesela peygamberlere bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler anlattı, neler olacak kıyamete. Mucize yoluyla bildirdi gaybı. Sahabeye bildirir, velilere bildirdi. Sahabede neler söylüyorlar çıktı sonradan. Neden? Onlar velidir. Şimdi bazı evliyaullah var. Senin çocuğun olacak, kız olacak, şu olacak diyor. 10 sene sonra oluyor, kısır adamı çıkıyor. Evliya nereden? O keramettir. Peygambere tabi olmak tarikiyle. Yani sebepsiz olarak kimse gayıpları bilemez. Bütün gayıpları sebepsiz olarak ancak Allah bilir. Ama Allah Teala bir ilimle, bir yıldız ilmiyle, bir matematik ilmiyle, bir cinlerle görüşme yoluyla, bir mucize tarikiyle, bir ilham vesilesiyle, yani veliler hakkında bazı gayıpları bildirebilir. Ama Allah bildirmeden ben gaybı bilirim diyen kafirdir. Ve böyle diyene ben kendiliğimden biliyorum buluyorum hiçbir sebepsiz deyip diyene inanan da kafirdir. İşte kahine gidip dediğini tasdik eden Muhammed'e indirilene küfretmiş. Bu ne demek? Kahin diyor ki ben diyor vesilesiz direkt ben biliyorum bunu diyor. Tabi ona da şeytan getiriyor. Şeytan meleklerden çalıyor. Yalan katıyor. Bunlar hep Kur'an'da var. Amma ve lakin mühim olan Allah bildirmeden bir şekilde bir vesileyle bildirmeden kimse bir kayıp bilemez. Peygamber de olsa bilemez. Biliyor diyen kafir olur. Biliyorum diyene inanan da kafir olur. Ama çeşitli vesilelerle ben şu matematik, şu hesap, şu yıldız ilminden çıkartıyorum bunu. Tahmini bir görüş şeklinde bir şey konuşsa, o da onu dinlese hemen adama sen kafir oldun denemez. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz bölüm bölüm gidiyor. Şimdi bir madde daha okuyoruz. İnsanı kafir edecek. Ehl-i sünnet itikadından ihraç edecek, hatta Müslümanlıktan dışlayacak bozuk inançlar. 9. maddeye geldik. Bunların hepsini Arifan yayınlarında itikat risalesi diye isterseniz bu risaleyi mutlaka herkes ezbere bilmesi lazım. Ezbere. Yani konuları en azından bir soruya cevap verebilecek kadar bellemesi lazım. Mutlaka çoluk çocuklarınıza bundan ders yapın, soru cevap yapın, teşvik yapın. Bunu ezberlersen, soru cevapları bilirsen, sana şunu hediye alacağım, bunu yapacağım, şunu edeceğim. Zaten kızınız isteme gelene bundan cevapları vermeden de kız vermeyin. Yani benim size tavsiyem. Ondan sonra adam bunu bilmiyorsa, buna göre inanmıyorsa sıkıntı.
Bu iman itikat meselesi. Bunda mazeret yok. Amelde mazeret var. Yani amelde müsamaha var, itikatta müsamaha yok. Yani inançta adama ne yapmazlar? Hoşgörü göstermezler. Amelde kazaya bıraktın, şunu yaptın, bunu yaptın, bir yanlış ettin, tövbe ettin. Ama inançta sen niye buna böyle inanmadın? Bu inanmak zor bir şey değil ki. Demin dediğim gibi işte para istenmiyor, pul istenmiyor. Buna bu şekilde inanacaksın. Abdest almaya da lüzum yok inanmadan evvel. Bir abdest alayım inanmak için diye. Böyle bir şey de yok. Durup dururken oturduğun yerde inanıyorsun yani. Bunu da yapmıyorsan sen, senin burada bir garazın var. Allah'ın dinine karşı bir kastın var. Demek olur, böyle anlaşılır. Allah muhafaza buyursun. Şimdi 9. maddede ne diyor? Hiçbir veli asla bir nebinin derecesine ulaşamaz. Yani bazı tasavvuf ehlinde de bu sıkıntılar var. Ehli sünnete uymayan tasavvufçular var. Bir adam evliya olsa, ne yüksek makama ulaşsa bir peygamberin derecesine ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Abdülkadir Geylani evliyanın en büyüklerinden. İmam-ı Rabbani evliyanın en büyüklerinden. Ama sen kalkıp da bir Lut aleyhisselam kadar olabilirler mi? Haşa! İlyas aleyhisselam kadar olabilirler mi? Hud aleyhisselam gibi olabilirler mi? Yani hani İbrahim Musa aleyhisselam gibi ülül azimleri kastetmiyorum. Normal bir peygamber bile olsa olabilir. 124 bin, bir vaat 224 bin peygamber var. Bunların çoğunun isimlerini biz bilmiyoruz. İşte Danyal aleyhisselam Kur'an'da geçmez mesela. Nebilerdendir. Danyal aleyhisselam var, Circis nebi var, dolu. İsmevil aleyhisselam var. Dünya kadar tefsirlerde de geçiyor. Bunların Kur'an'da da bir kısmı, çoğunun adı geçmiyor. 25 tane kadar adı geçiyor. Hangi peygamber olursa olsun, en yüksek veli olsa hiçbir veli bir peygamberin derecesine ulaşamaz. Çünkü nebiler masumdurlar. Kötü şekilde ölmek korkusundan emindirler. Güvencededirler. Günah yapmaktan korunmuşturlar. Günahsızdırlar. Vahiy meleğini görmekle, vahye mazhar olmakla ikram olunmuşturlar. Şimdi zaten velilik onlar için daha önceki basamaktır. Velilik Allah'a yakınlık demektir. Velilik makamlarını, kemalatını hepsini üstlenirler. Ondan sonra üstüne üstlük onlara Allah'ın dininin, şeriatının hükümlerini tebliğ ve halkı irşat göreviyle vazifelendirilirler. Onların böyle bir farkı vardır. Dolayısıyla bir insan dese ki falan veli, falan peygamberden üstündür dese kafir olur. Veya dese ki veliler peygamberlerden üstündür dese kafir olur. Veya dese ki öyle veli var ki bazı peygamberi bile geçebilir dese kafir olur. Bakın bu çok önemli bir meseledir. Bazıları diyorlar ki biz şunu demek istiyoruz. Bir peygamberde iki kanat vardır, iki cenah vardır. Bir velayet tarafıdır, velilik tarafıdır. Bir nübüvvet, peygamberlik tarafıdır. Biliyorsunuz velilik tarafıyla Allah'a yöneliş ve ibadet ve zikir. Peygamberlik kanadıyla, cenahıyla kullara yöneliş ve kullara Allah'tan aldığı vazifeleri tebliğ ve öğretme ve irşat görevini üstlenme. Dolayısıyla bu iki kanadın hangisi üstündür? Bazıları zannederler ki, tasavvuf ehlinin birçoğu da böyle söylüyor. Diyor ki peygamberin iki tarafı var. Peygamberin velilik tarafı nübüvvet tarafından üstündür. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta diyor ki, bana göre bu, yani benim tespitime göre böyle değildir. Bir peygamberin kullarla alakalı olan, yani insanlara yönelik olan nübüvvet tarafı, tebliğ tarafı, davet tarafı hiç kıyası kabul olmayacak derecede velilik tarafından, yani sırf Allah'a yönelip yapan, ibadet yapan tarafından üstündür. Şimdi burada başka bir şey söylemiş olduk. Bilmiyorum anlayabildiniz mi? Veliler peygamberlerden üstün diyen kafir olur. Hiçbir veli hiçbir peygamberden üstün olamaz. En üstün veli, en edna peygamber, yani peygamberlerin de bir sırası var ya. Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Peygamberlerin kimini kiminden üstün ettik buyuruyor ya Rabbim. İşte demek ki peygamberlerde de bir fazilet sırası var. O la nuferriku beyne ahadin min rusuli. Rasullerinden hiçbirinin arasını ayırmayız. O imanda ayırmayız demektir. Yoksa üstünlükte ayırırız. Ülül azim peygamberler var. Tasbir kema sabara ülül azmi mine rusili. Ülül azm olan ciddi, yani çok yüksek mertebe sahibi rasuller sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar beş tanedir. Dolayısıyladır ki sen efendim ne yapamazsın? Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Resulullah
sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani ül azim rasuller. Bunları diğerleriyle kıyas edemezsin. Yani peygamberler arasında fazilet bakımından ayrım gözetiriz. Ama iman bakımından ayrım gözetmeyiz. Çünkü birçok ayet-i kerimede ben bazısını bazısından kimini kiminden üstün kıldım diye beyan ediyorum. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Nebilerden kimini kiminden üstün kıldım, Davud'a da zebur verdim. Buyuruyor Rabbim Teala. Bu itibarla en üstün veli, en peygamberler listesinin en altındaki bir peygamberden üstün olamaz. Haşa. Bu başka. Ama gelelim peygamberlere. Peygamberlerin kendinde iki tarafı var. O da hem velidir hem nebidir. Her peygamber aynı zamanda velidir. Ama her veli aynı zamanda peygamber değildir. Bundan dolayıdır ki bir peygamberin kendinde iki taraf var. Bir Allah'a yönelen, Allah'a ibadet tarafına bakan velilik yüzü, bir de insanlarla ilgilenen, insanları irşad etmek için vaaz etmek, sorularına cevap vermek, harp etmek, cihad etmek, halkla ilişkiler tarafı. Peygamberin hangi tarafı kendi makamları açısından üstündür? Yine İmam Rabbani haklıdır. Buyuruyor ki peygamberin nübüvvet tarafı kendi velilik tarafından üstündür. Çünkü o evet insanlarla uğraşmak, halkla ilişkiler gibi gözüküyor ama Allah indinde üstün olan o taraftır. Çünkü Rabbim neyi seviyor? Kulun kula sebep olmasını, kulun diğer kulları irşad etmesini, hakka davet etmesini, doğruyu tebliğ etmesini ve onları efendim Allah'ın yoluna davet etmesi tarafını seviyor. Bundan dolayıdır ki nafile ibadetle meşgul olmaktansa bir alimin kitap yazmakla meşgul olması eftal. Bir hocaya vaaz etmekle, fetva vermekle uğraşması mı daha sevap? Yoksa 10 rekat, 20 rekat şurada nafile namaz kılması mı daha sevap? İlim nafile ibadetten üstün. Niye? İlim niye lazım? İlim kendi kendine bilmekle dedik. Öğretmek için, talim için, tebliğ için, davet için. Bundan dolayıdır ki evet insanlarla ilişki, insanlara sohbet yapmak, vaaz etmek, fetvalarına cevap vermek, hastalarına efendim nefes etmek, ilgilenmek, onlarla iyi geçinmek veya onlarla onları Allah'a götürmek için bir takım faaliyetler içine girmek, belki insanı biraz kenara çekilip ibadet yapmaktan, çok Kur'an okumaktan, fazla zikir yapmaktan alıkoyuyor gibi görünüyorsa da mühim olan nedir? İnsanların hidayetine vesile olmaktır. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ حُبُرِ نَعَمْ. Bütün kırmızı develer, Arapların enfes malı senin olacağına, ey Ali senin sebebinle Allah bir kişiyi yola getirse, hidayete eriştirse, senin için dünyanın bütün nimetlerinden hayırlıdır. Onun içindir ki ilim ve tebliğ ve talim ve öğretme tarafı. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلِّمَ الْقُرْآنِ. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve allemi öğretendir. Bak en hayırlınız öğretendir. Kur'an'ı öğrendikten sonra sabaha kadar okuyan demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Demek ki öğretme, bu konuşmaları yapma, insanlara kitap yazma, insanların sorularını cevaplama. Bunları Rabbim çok seviyor bu ameller. Bundan dolayıdır ki bu vazifeyi yapan alimle yapmayan alim arasında Rabbim çok makam farkı veriyor. Tespit ediyor. Ne buyurdu hadis-i şerifte? Men alime kim dini öğrenirse ve amile bildiğiyle de amel ederse ve alleme bir de öğretirse fedalike yud'a azimen fi melekutis sema. Göklerin melekutunda manevi alemde Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail gibi mukarrab en yakın meleklerin makamlarında o kişi çok büyük adam diye ilan edilir. Ve ismi oralara büyük adam diye yazılır. Bak farkında mısınız? Öğrenirse, amel ederse, peşine de neyi getirdi? Öğretirse. Onun için Allah Teala öğretenlerle, vaaz edenlerle, ders okutanlarla, sohbet edenlerle, sorulara cevap, fıkıh cevapları verenlerle, insanların dertleriyle ilgilenenlerle, kenara çekilmiş sadece kellesini kurtarmaya uğraşanları bir tutmuyor. Bundan dolayıdır ki peygamberin de nübüvvet tarafı, yani halkla ilişkiler yönü kendi manevi Allah'a yöneliş tarafından daha üstündür. Çünkü o artık Allah Teala'nın emriyle hareket ediyor. Gönlüne kalsa o da Efendimiz Miraç'tan gelmek istemedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ben seni görmeye doyamadım. Beni burada kalayım. İdris aleyhisselam kaldı cennette. Ben de kalayım. Daha dönmeyeyim. Habibim sen dönmezsen millete beş vakit namazı kim öğretecek?
Bu kadar insanlar nasıl cennete gelecek, cemalimi görecek? Onun için benden ayrılmak istemezsin. Bana görmeye doymazsın, ben biliyorum ama bu çok büyük bir eziyet olacak. Sevgiliden ayrılmak, ki Allah'ın Resulü ile arasındaki sevgi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a aşkı, öyle bir sevgi ki tasavvur edilemez, tekayül edilemez. Öyle bir sevgiliye kavuştuktan, aşikare cemalini gördükten sonra hadi dön bakalım. Öyle bir eziyet çekti ki, ama niçin? Bizim için çekti. Neden? Makamı daha yükseldi. Orada kalsaydı makamı daha o kadar yüksek olmayacak. Ama bize inip de bu dini anlattığı için, bizi de Allah'ın cennetine yol gösterdiği, rehberlik ettiği için bize makamı daha yükseldi. Ama bunda bir sıkıntı var. Tabii ki Allah'ın zikrinden tat alan, lezzet alan insan ister ki kenarda oturayım, virtlerimi, zikirlerimi, ibadetlerimi yapayım. Bu milletle uğraşmayayım. Bu işler kolay işler değil. İbadetin zevkini alan bu işlerde çok sıkıntı çeker. Hiç de istemez. Ama bu bir cihattır. Mâvuziye nebim misle mâvuziyitu. Benim çektiğim eziyeti kimse çekmedi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Zekeriya aleyhisselam kesildi, Yahya aleyhisselam biçildi. Ağacın içinde Zekeriya aleyhisselam testereyle kestiler. Peygamberlerine çileler çektiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı eziyetler çekti. Bayağı tabii dişi şehit oldu. Miğferin dişleri, demirleri mübarek yüzüne geçti Uhud'da falan. Taif'te ayakları kan içinde kaldı. Ama öbür peygamberler kesildi, biçildi, doğrandı ya. Yine de kainatın efendisi buyuruyor ki benim çektiğim eziyeti kimse çekmedi. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Kimse Allah'ın cemalini görmedi ki sevgiliden ayrılmanın sıkıntısını çeksin. Allah'ın cemalini bir tek Resulullah Efendimiz ziyaret etti. Musa Aleyhisselam'a bile nasip olmadı. Sadece kelamını duymak nasip oldu. Kelimullah. Resulullah Efendimiz Habibullah, Allah'ın sevgilisi olduğu için. Rabbim cemalini gösterdi. O cemalini görüp o nasıl bir lezzettir? Onu yaşayan bilir. Ondan sonra da ayrılıyoruz. Ayrılmak istemiyor. Onun için o ayrılık eziyetini çekti. Neden çekti? Daha yüksek makamlara ermek için. Bizleri gelip Allah'ın cennetine, cemaline davet etmek için. Bu yüzden çekti sallallahu aleyhi ve sellem. Yine burada bir maddelerimizden 10. madde, aklı başında buluğa ermiş olan bir insan Allah'ın emir ve yasakları kendisinden sakıt olacak bir mertebeye ulaşamaz. Ben şöyle evliya oldum, şöyle büyük adam oldum, ben daimi kılıyorum, artık sıralı Allah'a düşürüyorum, onun için namaz benden düştü, zekat düştü, ben erdim. Dediler ki felanca erdi. Namaz, oruç falan düştü, erdi. Büyük bir veli vardı o zaman, alim, dedi ki erdi ama cehenneme erdi dedi. Niye cehenneme erdi? Çünkü peygamberden bile namaz düşmedi de, ölünceye kadar mübarek, başı sallanırken bile kılıyordu, son zamanında komada bile bayılıp ayılıyordu da, sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne makama geldin de namaz mamaz düştü, sen tam cehenneme düştün. Onun için bu çok yanlış bir şey, buna ibahiye, mezhebi ibahiye, her şeyi serbest ediyorlar. Böyle efendim, ben öyle bir muhabbet mertebesine ulaştım, Allah'ı öyle bir seviyorum, Allah beni öyle seviyor, kalbim safileşti, ben anca düşünüyorum, sen hindi gibi düşün. Düşün de dur, öyle sevgi, düşünme, tefekkür makamı olup da insan namazdan, abdestten ne yapamaz? Muaf tutulamaz. Böyle inanan da ne olur? Kafir olur. Deminki madde neydi? Bir veli peygamberden üstün tutan kafir olur. Burası ne? Ben büyük günahlar da işlerim, Allah bana sormaz, ben muhabbet makamındayım, sen boş ver o işleri. Sen muhabbet kuşu olsan anlardık. Namaz abdest lazım değil. Ama sen hem insansın, mükellefsin. Namaz abdest düştü. Ne düştü? Böyle bir şey yok. Ondan sonra efendim, benim ibadetim, hani şöyle de bir laf. Ben daimuni kılıyorum. Hani ayette diyor onlar namazlarına devam eder. Sen diyor 5 vakit kılıyorsun. Ben daimuni kılıyorum. Nasıl daimuni kılıyorsun? Sıralı Allah'la beraberim. Ne Allah'la berabersin ya? Nargileleri tüttürüyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Her işi yapıyorsun, her naneyi yiyorsun. Ondan sonra ben tefekkür makamındayım. Bırak bu sahtekarlıkları, hokkabazlıkları. Böyle inanan kafir olur. Her mükellef, akıl bali olan kişi İslam'ın hükümleriyle sorumludur. Devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Habibine salatü selamlar olsun. Âli ashabına salatü selamlar olsun. Şu mübarek bir Ramazan gecesinde bizleri buluşturuyor, konuşturuyor, neler öğretiyor, neler dinletiyor, ne ilimler, ehl-i sünnet itikadi meseleler. Benim burada saydığım meseleleri var ya, 10 sene kitaplarda ararsanız, yani belki 10 senede farklı kitaplarda zor bulursunuz, onu da okursunuz, anlamazsınız. Onun için biz burada size hazır bedava, efendim Allah rızası için konuşuyoruz. Ya dinleyin, bu kadar zor mu bir şey ya? Oturmuşsun, bir yandan çayını içiyorsun, bir yandan dinliyorsun, bir yandan inanıyorsun, bir yandan bir tahsil yapıyorsun, itikadını sağlamlıyorsun, gözden geçiriyorsun. Böylece iman tazeliyoruz. Bundan büyük bir şey olabilir mi?
İlimden daha büyük bir ibadet olabilir mi? İlimden eftal bir amel olabilir mi ya? Hele ki ilim neyse, itikadi konularla alakalıyız. Şimdi her ilmin nesi var? Yeri var. Şimdi din ilimlerinde birbirinden farkı var. İlmi kelam, yani akaid ilmi, inanç ilmi, bu neyle alakalı? Bu neyle alakalı biliyor musun? O fıkıhtaki namaz ilmi hali olsa namazın bozuldu mu, bozulmadı mı ile alakalı. Abdest risalesi, abdestin bozuldu mu, bozulmadı mı, oldu mu, olmadı mı? Bu neyle alakalı? Müslüman mısın, gavur musun? Bu bununla alakalı. Ne kadar önemli şimdi? Şimdi bu ilim olmadan, bu itikat gözden geçirilmeden, bu sağlama alınmadan sen namaz kılsan ne olur, abdest alsan ne olur? Niceleri var bu demin saydığımız maddelerin bazılarını inkar ettikleri için kafir olmuşlar. Ama namaz, abdest, hatim devam ediyorlar. Boşuna vakitlerini zayi ediyorlar, enayilik ediyorlar. Onun için lütfen Allah rızası için birbirimizi haberdar edelim. Herkes bu dersleri dinlesin. Hele ki özellikle bu ders çok önemli bir ders. Bir Müslümanın ehli sünnet vel cemaat mezhebinden olabilmesi için inanması gereken konular. Başlığımız bu. Şimdi geriki bölümlerde ne konuştuk? Bir insanın Müslüman olması için, yani bir insanı kafir edecek inançlar ve fikirler. Kafir edecek. Onu anlattık. Kısaca anladınız. Ayetlerde, hadislerde buyurulduğu sabit olan konulardan birini inkar eden, hafife alan, küçümseyen, alay eden, dalga geçen, normal gören, helal haram diyen, haram helal diyen kafir olur. Bunu artık başlıca tabii bunun da dünya kadar misali var. 6666 ayet var. O zaman 6666 tane misal vermek lazım. Yani onların hepsini veremeyeceğimize göre birkaç tane misal verdik size. Şimdi gelelim. Müslüman oldun. Müslümansın. Gavur olmamaya da dikkat ediyorsun, özen gösteriyorsun. Dikkat et kardeş. Setekûnü fitenû kekıta'il leylil muzlim. Yakında fitneler kopacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak diyor. Yusbihur racülü fiyâ müminen. Adam sabaha imanlı kalkacak ve yumsi kafiran akşama gavur çıkacak. Hadis-i şerif bu ya. Tam bu zamana uygun. Ve yumsi müminen. Akşam mümin olarak akşamlayacak ve yusbihur kafiran sabaha kafir kalkacak. Ya ben düşünüyordum ki hadi bu sabaha Müslüman çıktı da evden akşama dönene kadar kim bilir kimleri dinledi, zehirlendi, kimlerle konuştu, ne etti, ne gitti, kafir olacak bir şey yaptı. İnanca kapıldı falan bunu anlıyordum. Akşama mümin çıktı, eve gitti, girdi zaten sabaha kadar rüyada mı gavur olacak diye bu nedir anlayamıyordum. Meğer sonra bir baktım ki bu filmler, diziler, açık oturumlar bilmem hep akşam işi bunlar. Bu akşam eve giriyorsun Müslüman. Bir açık oturum, bir bilmem ne, bir bakıyorsun ilahiyattan çıktı bir dekan, bir bilmem ne. Bir de bakıyorsun diyor ki peygamber miraca falan çıkmamış. Miraca falan inen malüzüm yok. Allah Allah, öbürü de örtün malüzüm yok. Altınlarınızı kapatın, çalmasınlar yeter. E bunlara bir ilahiyatçı. Adam bunu dinlerse, ya hoca doğru söylüyor dedi mi ne oldu? Gitti, din iman gitti. Allah'ın ayetini adam inkar etti, bu da tasdik etti. Falcıya gidip de gavur olma halücüm yok ki. Zaten hocaları dinleyerek de gavur olabiliyorsun yani. Öyle hocalar var ki, öyle ilahiyatçılar, proflar, doçlar var ki, hafız emri adamlar var ki, dinlersen kafir olursun. Ben seni tasdik ediyorum ki, kafir olursun. Adam diyor ki, namaz üç vakit diyor ya. Bu kadar mütevadir bir şey sen bununla. Üç vakitte namaza üç diyene inansa ne olur? Örtünmek farz değildir dese ne olur? Allah Allah. Neler ya neler? Peygamberin miracı Kur'an'da geç. Necim suresinde var, İsra suresinde var. Sidretül Münteha'da Cibril'i gördüğü var. Hepsi var ya. Buna inanmayın. İnanma halizim yok. Bunda hurafedir dese. Ne olur? Allah Teala diyor adam ilahiyatta profesör, hocaların hocası diyor. Allah diyor teferruatı bilmez diyor ya. Kur'an'da yaş kuru ne varsa hepsini yazdım biliyorum. وَمَا تَسْكُتُمْ مِمْوَرَكَتِ اللّٰهِ عَلَمُوَا Yaprak düşmez ben bilmeden diyor ya. Böyle ayet var. Adam ilahiyatta 80 yaşlarına gelmiş. Hocaların hocası ya. Adam bizzat kulağımda duydum televizyonda diyor ki Allah'ın ilmi derya gibidir diyor. Nasıl ki derya diyor deniz içindeki balıkları bilmez. Hepsini kaplamıştır ama kaç balık var bilmez diyor. Allah da diyor Allah'ın ilmi her şeyi kaplamıştır ama diyor. Ben şimdi burada konuşuyor muyum? Burada kağıdı böyle yaptım. Allah ne bilsin bunu diyor. Buna inansa ne olur bu millet?
Vallahi bir külli şeyin alim, Allah her şeyi biliyor diye bu kadar ayet var ya. İşte kafir olur. Yani demek istediğim, gidip de efendim papazı mapazı dinlemeyi bırak. Bazı hocaları dinlemekle de adam kafir olur. Onun için akşam imanlı çıkar, sabaha kafir olur. Hadis-i şerifi daha iyi anlaşılıyor. Evde de adam kafir olur. Koltuğa yaslanırken de kafir olur. Dinlerken işte inanırsa. Ama inanmaz, dinler böyle. Vay anasını, ne bozuk konuşuyor be, estağfurullah derse ona bir şey yok. Ama senin öyle ilmin var mı? Yok. Senin doğru eğri seçecek gibi sen bakarsın aşağıdaki etikete. Bakarsın aşağıda Cübbeli Ahmet Hoca yazıyor. Aman Cübbeli'den bana ne derse. Öbürünün altına bakarsın aşağıda yazıyor profesör. Ooo bu çok mürekkep yalamış adam profesör yahu dersin. Ona inanırsın, bana inanmazsın. Sen etiketçisin, sen ne anlayacaksın? Bu kadar adam okumuş da dekan olmuş da üniversiteye dekan yapmışlar da bu adam yanlış konuşur mu dersin? Ama adam horozdan kurban olur diyor. Ne yapacağız şimdi? Yani dekan olmuş ama horozdan kurban olur mu ya? Olmaz. Bütün dünya milletini güldürdüler bize ya. Araplara gidiyoruz, Acemlere gidiyoruz. Herkes diyor ki sizde bir hoca var, horozdan kurban oluyor demiş diyorlar. Millet de gülüyor, Araplar da şaşırttı ya. Ya onun için sen boş ver, altında dekan mı yazıyor, bakan mı yazıyor. Sen ne alaka, bize ne ya? Konuştuğuna bakarız, konuştuğuna. Konuşana bakma, konuştuğuna bak. Ben ne konuşuyorum ona bak. Ben cübbeliyim, takkeliyim, sakalım bir tutam. Efendim ortaokul mezunu muyum, lise mezunuyum. Sana ne ya? Benim konuştuğuma bak. Ben sana doğru bir şey anlatıyorsam kap. Öbürü yanlış konuşuyorsa ne olursa olsun dinleme, inanma. La tenzur ila men kal ve enzur ila ma kal demiş. Kim diyene bakma, dediğine bak. Ben size yanlış bir şey söylemiyorum. Ben size yanlış bilgi vermiyorum. Ben sizi saptırmıyorum arkadaşlar. Allah için doğru konuşuyorum. Ve benim doğruluğum herkes tasdik ediyor. İnanan inanmayan tasdik ediyor bu hoca doğru konuşuyor diye ya. Daha bir kişi yalan konuşuyor diyemedi elhamdülillah. Onun içindir ki siz doğru adrestesiniz. Buna göre ehli sünnet mezhebinden olmak için nelere inanmak lazım? 1. Ehli sünnetle diğer mezheplerin ayrıldığı nokta. 72 fırkayla aramızdaki farık, ayırıcı inançlar. İyi ve kötü her Müslümanın arkasında namaz kılmak caizdir. Ehli sünnet buna inanır. Yani imam sakalsız, sakal tıraşı haramdır. Ama imam sakalsız arkasında kılar mıyız? Kılarız. Ama imam tabii ki abdestsizse o başka, gidip de efendim tuvaletten çıkıp kurunmadan, onu da biz bilmiyoruz ama gözünle gördüysen o başka. Tabii biz hüsnü zan üzere gidiyoruz her camide, Allah-u Ekber uydum imama diyoruz. Adam abdestsizse de Allah belasını verecek, Allah ona soracak, bana ne. Ama şimdi adamın sakalı yok diye arkasında namaz kılma, kılınır. Pantol giyiyor adam. Ya ehli sünnet mezhebine göre tabii üstüne cübbe giyse de içinde pantol giyse mühim değil yani. Pantol da giyse, biz onun arkasında kılarız. Bazı gruplar var, şucular bucular diye. Ya biz orada imam olmuşuz, namaz kılıyor, adam geliyor arkada başka cemaat yapıyor. Halbuki benim bayağı bir Halep müftüsü gibi sarığım var, sakalım var falan. Bana uymuyor. Neden? Şuculuk buculuktan ya. Yapmayın bunu kardeşim. Eğer ki ben görsem ki bir arkadaş imam olmuş, belki takkesi bile yok. Başı açık, sakalı yok, bir şeysi yok. Ama orada bir cemaat var. Ben de camiye girdim. Ben ona uyarım. Ve uyuyorum çünkü ben ehli sünnetim. Sen bana niye uymuyorsun? Ben sana uyuyorum. Hatta sen hafız mısın, hoca mısın hiçbir şey de bilmiyorum. Ama yine de imam olmuşsun, uyuyorum. Sallu halve kulli berrin ve facir. İyi kötü herkesin arkasında kılın. Kafirin arkasında namaz olmaz. Adam da gelmiş bana diyor, hoca efendim bizim imamın arkasında namaz olur. Ben ne bileyim senin imamın laboratuvarda tahlil mi yaptım ya? Nedir senin imamın zoru? Ya diyor Kur'an'daki bazı ayetleri inkar ediyor. Oho, öyle imamın arkasında kılınır mı ya? Kur'an'daki ayeti inkar eden zındıktır. Ona uyulmaz. Ama bir adam Müslüman fakat yanlışları var, günahları var. Diyelim ki efendim adam zina etmiş, ediyormuş bilmem. O beni alakadar etmez. Adam mihrapta namaz kıldırıyor, ben ona uyarım. Ama takva imam bulmak tercih edilir. Kabak alırken seçiyorsun da imama da uyarken seç. Men salla halfe tekiyyin fe kennema salla halfe nebiyyin. Takva imamın ardında kılan bir peygamberin arkasında kılmış gibidir. Bu iyidir. Camide imam ararken, yani camiler çoksa, en takva olan, haramdan sakınan, en güzel kıraatı olan imamın arkasında kılmak iyidir. Bile bile de zina eden, faiz yiyen bir imamın arkasında da bile bile kılmak mekruhtur şeydir. Ama caizdir. Bize sorsalar bu imamın arkasında namaz kılmak caiz midir?
Müslüman olan her imamın arkasında namaz kılmak, bak Müslüman olan demek zorunda kalıyoruz, görüyor musun? Onun için bizim Efendi Hazretleri'nin bir sözü vardı, millet onu anlamıyordu. Şimdiden yeni yeni anlaşmaya başladı. Fetva sorun, Müslüman hocalara sorun diyordu. Adam da anlamıyor, ya gavur hocalar da var bak. Müslüman hocalara fetva sorun. Yani inkar ediyor, iman şartını ikiye indirdiler ya. Ehli kitap iki şarta iman etse yeter. Amentü'yü bozdular bu bazı ilahiyatçılar ya. Bunlara fetva sorulur mu? Bunlardan alınan fetva zehir zekkum olur insanın. İmanını zehirler, kalbini ifsat eder ya. Onun için fetva sormakta tabii ehil adam arar. Ama namaz kılmak, adam imam olmuş, imam etmişler onu. İyi kötü herkesin arkasında kılınır. Hadis-i şerifinden dolayı efendim, hatta bid'at ehli, yani adam mutezile mezhebinden olmuş, imam ne yapalım? Ehl-i sünnet onun arkasında da kılar. Mesela İbni Ömer Hazretleri radıyallahu anh'a, Hazreti Ömer'in oğlu büyük sahabi, Enes İbni Malik, meşhur sahabi biliyorsunuz, Efendimiz'e 10 sene hizmet etmiş. Bunlar kimin arkasında namaz kılıyorlardı biliyor musun? Zamanın en fasığı, en bozuk adam, ondan bozuk adam yok. Kim o? Haccacı Zalim. Haccacı Zalim cumaları o kıldırıyor, vali ya. Eskiden vali, cumalar tek yerde kılınıyor. E şimdi adam da gidip illa da Hazreti Enes gidip de illa Haccacı Zalim'in arkasında kılarsan daha fazla sevap diye kılmıyormuş. Ama cuma namazı başka yerde yok, tek yerde kılınıyor. İmam da vali olduğu için Haccacı Zalim geçiyor. Ama Hazreti Enes İbni Malik gibi koca sahabi ya bu zalim adamdır diye cumayı terk etmiyordu. Yine gidiyordu arkasında namazı kılıyordu. İbni Ömer de kılıyordu. İşte bunlar ne olsun? Kulağımıza küpe olsun, bize ibret olsun. Ancak efendim fıkıhlarda geçiyor. Ne diyor? Kölenin, bedevinin, yani ilimden uzak için, amanın, gözü kör olanın, fasığın, işte alenen büyük günahlar işleyen, müptedi ehli sünnet dışı 72 fırkadan bid'atçı olanın ve veledi zinanın, yani babası belli olmayanın, imameti mekruhtur. Yani bunun imam olmasını Allah sevmez, istemez. Bu, imam olmaları durumunda namaz caiz değil demek değil. Yani imam olurlarsa namaz caiz. Zaten mekruh ne demek? Caiz demek. Caiz olmasa batıl derdi. Yani bunların imameti caizdir. Biz de bunlardan da birinin arkasına düşsek ve rastlasak imamete uyarız imama ve ayrıcalık yapmayız, bölücülük çıkartmayız, cemaati bölmeyiz, ayrı cemaat kurmayız, imama uyarız. Ehl-i sünnetin farkı budur. İnşallah devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu son bölüm de ehl-i sünnet mezhebinin itikadına malikle sahip olabilmek için inanılması gereken konular ve ehl-i sünnetle diğer fırkaların arasındaki farklar konusunu işlerken birinci konuyu işleyebildik. İkinci konu nedir? Kıble ehlini işlediği günahı helal saymadıkça küfre nispet etmemek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kıble ehli yani Kabe'ye dönüp namaz kılarken Kabe'ye dönenlere kıble ehli denir. Yani Müslümanlar, genel Müslümanlar. Yani genel Müslümanların bir değişik tabir şekli de kıble ehli. Kıbleye yönelenler. Şimdi hani sen hiç kıbleyi mübleyi bilmiyorsun, namaz kılmıyorsan bile yine kıble ehlisin. Niye kıble ehlisin? Müslümansın ya. İnanıyorsun ya namazın farz olduğuna. Dolayısıyla buna genel olarak kıble ehli denir. İlla hani sorduğun zaman kıbleyi bilmese de adam yine kıble ehlidir. Yani ne manada? Müslüman olduğu için. En azından inanıyor. Kıble ehlinden, diyelim ki bak biz 73 fırka diyoruz hep. Bunun 72'si cehennemdedir diyoruz. Hadis-i şerif okuyoruz. Küllüm finnâr illâ vahid. Fakat bunlar kafir demek değil. Ve setefter ümmeti selâte ve seb'ine firkaten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehennemdedir. İlla vahide biri müstesna. Bu biri müstesna derken ehl-i sünneti istisna diyor. Çünkü sordular kimlerdir? El cemaatü cemaattır buyuruyor. Ehl-i sünnet vel cemaat. Bunun farkı şu, bu direkt cennete gidebilir. Ha, ehl-i sünnet olup da cehenneme uğrayan da olabilir. Yani günah nispetinde yanar çıkar, o başka. Ama cennete direkt gidebilecek olan, itikadı tertemiz olup, cennete azap görmeden, cehenneme uğramadan gidebilecek olanlar, sadece ehl-i sünnet olanlardır. Ama her ehl-i sünnet olan, direkt cennete gidecek demek değil. Bak bunları güzel anlayın. Her ehl-i sünnet olan, sünni olan, direkt cennete gidecek demek değil. Günahı kadar yanıp çıkabilir. Ama cennete direkt gidecek olanlar 73 fırka içinden hangileridir? Bunu soracak olursan 72 fırkadan direkt cennete gidecek bir tane yok. Neden? Çünkü pislikleri itikadidir. Yani habasetleri ameldeki bozuklukların türünden değildir. Yenet bakımındandır.
efendim itikadi, inanç bakımından yanlışları vardır. Ehl-i sünnetin inançta yanlış olmadığı için onlar direkt cennete girebileceklerdir. Ehl-i sünnet dışında 72 fırkanın hepsinde inanç sıkıntısı var. Yani inançta sıkıntı ama kafir olmuyor. Yani kafir olmayacak derecede kalıyorsa ama o hududu aşıp da kafir olan da var. Mesela Şia mezhebi. Şia mezhebi kafir midir? Biz genel manada Şia mezhebi kafirdir demeyiz. Kıbleye dönüyorlar, namaz kılıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Ehli kıbledir. Bak şimdi ehli kıbleye misal veriyorum. Şia mezhebi ehli kıbledir. Yani kıbleye dönüyorlar. Kabe'yi kıble inanıyorlar yani. Hacca ömreye de geliyorlar falan filan. Şimdi biz buna kafir demeyiz. Ama işlediği günahı helal sayarsa, yani bir harama helal derse, yani zaruriyat-ı diniyeden birini inkar ederse o başka. O zaman burada Şiiler kafirdir demiyoruz. Bazı Şiiler kafirdir. Ne gibi? Ayşe anamıza iftira atarsa ayet inkar etmiş oluyor ki bazıları Ayşe anamıza kötü kadın diyor. Şiilerden bazıları mesela Ebu Bekir'e sövüyor. Ömer'e sövüyor. Ebu Bekir Ömer Kur'an-ı Kerim'de sabit. Ebu Bekir'in radıyallahu anh sahabeliği Kur'an'da sabit. Nasıl sövüyorsun ya? Ya bu sefer ne oluyor? Ebu Bekir Ömer'e kafir diyen var. Ya bak bunlar kafir olur. Ondan sonra efendim Kur'an'a eksik diyorlar. Ehl-i Beyt hakkında ayetler varmış. Hazreti Osman onları çıkartmış bu safı toplarken. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hazreti Osman Kur'an'ı eksiltecek. O zaman Allah'ın Kur'an'ı biz koruyacağız ayeti ne oldu? Kur'an'ı Allah koruyamadı o zaman. Sen Allah'ı da inkar ediyorsun. Yani Kur'an'da eksik ayet var. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle inananları var. Böyle inanırsa bir Şii kafir olur. Mutezile mezhebi. Şimdi Mutezile mezhebi diyelim Allah'ın sıfatları konusunda sıkıntıları var. Diyor ki Allah'ın zatı size sıfatlar ayrı ayrı kadim değil bir şeyler bir şeyler. Diyor. Mesela Allah diyor teferruatı bilmez. Şimdi Allah teferruatı bilmez. Niçin öyle diyor? İşte Allah münezzehtir öyle şeylerle uğraşmaz anlamında böyle bir şey diyor. Ama şimdi bu çok büyük sıkıntıdır. Çünkü her şeyi biliyorum. Yaprak düşmez ben bilmeden. Bu şekil bir ayetlere ters düşerse tabii ki kafir olur. Ama Allah'ın ilim sıfatı vardır. Ben inanıyorum ama ilim sıfatı zatından ayrı değildir. Öyle ayrıyetten bir sıfat olarak görmüyorum. Hepsi zatın içinde beraberdir. Hani böyle bir şey söylüyorsa biz ona kafir demeyiz. Ama Allah şunu bilmez, bunu bilmez derse ne olur? Bu itibarla bir insan kıble ehli ise, 72 sapık fırkadan birine mensup ise, namazda kıbleye dönüyorsa, kıbleyi Kabe kabul ediyorsa, biz onlara genel olarak kafir demeyiz. Demeyiz ama bir günahı haramı helal sayarsa veya deminki ilk bölümlerde anlattığım maddelerden birine efendim takılırsa yani ayet ve hadislerdeki kesin nasları mesela oruç Ramazan'da farz değil gibi, Muharrem'de farz demek gibi, Ramazan orucu farz değil düşünmek gibi, zekat 40'ta bir değil demek gibi, namaz 3 vakit demek gibi böyle ayetlerle hadislerle açıkça sabit olan bir şeyi inkar ederlerse o zaman kafir olurlar. Tekfir ederiz, kafir deriz. Ama burada şunu da söyleyelim. Bir adam sünni olsa, ben ehli sünnetim dese, ana babası da sünni olsa, ehli sünnet olsa, ama o da deminki saydığımız maddelerden birini inkar etse, o da kafir oluyor zaten. Biz burada ehli sünnete torpil geçmiyoruz ki. Kim bunlardan birini inkar ederse, harama helal derse, helala haram derse, ayet hadislerin manalarını, zahiri ifadelerini reddederse, bunlar kafir olur. Allah cümlemizi İmandan sonra kafir olmaktan muhafaza eylesin. Yine ehl-i sünnetin bir özelliği, iyi kötü herkesin cenaze namazını kılarız. Sallu ala kulli meyt. Her ölünün cenaze namazını kılın. Bak Müslümanın ama. Yavrun cenaze namazı kılınmaz. Adam İslam'a sövüyor, hakaret ediyor. Bile. Öyle adamın namazı kılınmaz. Ama adam Müslümandı. İçki içiyordu, kumar oynuyordu, zina diyordu, faiz diyordu, yalan diyordu. Ramazan orucu tutmuyordu. Namaz kılmıyordu. Ama inanıyordu. Müslümandı. Ben inanıyorum Allah'ın dinine diyordu. Bu adam öldü musallaya geldi. Bu adamın cenaze namazını kılarız. Kılarız ama nasıl bilirsiniz dediğinde de mübarek biliriz, iyi biliriz de demeyiz. Öyle yağcılık, sahtekarlığa tam lüzum yok. Şimdi iyi biliriz, kötüyü kötü biliriz. Ama bir adamın ne kadar günahı olsun, eski zamanda bazı böyle bozuk adam, içkici, kumarcı diye cenazesini kılmazlardı. Ortada bıraktıkları da olurdu. Ama adamın biri ne yaptı? Sadece Ramazan'da namaz kılıyordu, oruç tutuyordu, tevbe ediyordu, 11 ayda kaza ediyordu. Diğer aylarda içki miçki her iş vardı. Öldü, takva bir mahalledeydi, namazını kılmadılar, ortada bıraktılar. Birden nida geldi, Allah'ın efendim kulunun namazını kılın. Rüyalarında bir de gördüler adam cennette.
Adama dediler sen ne işin var cennette? O dedi ben de şaşırdım. Meleklere beni cennete sokmalarını emretti. Ben de cennetteyim. Ben ne bileyim? İşte onun için kimseyi hakir görmemek lazım. Bir adam ne kadar günahkar olsa da, ameli bozuk olsa da vefat ettiği zaman cenazesini kılmak lazım. Lazım derken zaten biliyorsunuz cenaze namazı farz-ı kifayedir. Bir kısım insan kılarsa öbüründen kılma vazifesi düşer. Ama kimse kılmazsa mecbur orada şahit olan birilerine tayin eder, farz-ı ayn olur, mecbur onların kılmaları gerekir. Ama burada mühim olan şu, sen git ne kadar içkici, fışkıcı varsa bul onların cenazesini kıl. Sanki evliya da sana şefaat edecek. Onu demiyoruz ki biz. Biz şunu diyoruz, ehli sünnete göre iyi olsun, kötü olsun, efendim iman üzere öldüğüne hüsnü zannettiğimiz, ne bilelim son nefesi Allah bilir de, iman üzere yaşıyorduysa o yaşa kadar öldüğünde de iman üzere öldüğünü düşünürüz. İman üzere ölen herkesin cenaze namazının kılınacağına inanmak. Bak ehli sünnetin farkı şey, o cenazeyi gidip bulup kılmak maalesef konuşmuyoruz. Veyahut da demin dediğim gibi bozuk imam bul da git illa bozuk imamın arkasına kıl demedik ki sana. Ya ne diyoruz burada? İyi kötü her imamın arkasında cenaze namazı kılınır. İyi kötü her Müslüman öldüğü zaman cenaze namazı kılınır. İyi kötü her imamın arkasında vakit namazı kılınır. Bir de bunun bir maddesi daha var. İyi kötü her komutanla beraber cihada gidilir. Mesela Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri yüce sahabi, kıymetli insan İstanbul'a geldi. Burada türbesi var. Bu mübarek türbede yatan zat kimin ordusuyla geldi buraya? İstanbul'un fethine kimin ordusuyla geldi? Yezid'in ordusuyla geldi. Yezid bozuk adam, çok kötü adam. İmam-ı Rabbani diyor, Yezid'in yaptığını Frenk yavru yapmaz. Öyle bozuk adam. Ama iyi kötü her komutanla cihat edin hadisi var ya, Yezid'i hiç sevmiyordu. Ama komuta ondaydı o zaman. Ne yaptı? İslam ordusuyla beraber dolu sahabe geldi. O zaman orada İbn Abbas da geldi, Hazreti Hasan da geldi. Birçok sahabe geldi. Sade o gelmedi ki. İyi kötü her komutanla cihat edilir. Yani bizim komutan namaz kılmıyor, oruç tutmuyor diye ne yapmayacaksın? İtaatsızlık yapmayacaksın. İyi kötü her emirle komutanla birlikte cihat edin. İyi kötü her imamın arkasında namaz kılın. İyi kötü her Müslüman öldüğünce cenazesini kılın. Ehl-i sünnetin şiarı, farkları bunlardır. Amma ve lakin özellikle kötü imam seçin demek değildir. Ona efendim uyulabileceğini kabul etmek. Onun imamlığı sahiptir. Ona uymak caizdir. İşte bazı meseleleri zikretmiş olduk. İleriki derslerde diğer konuları aktaracağız inşallah. Ramazan şerifleriniz mübarek olsun efendim.